İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem programıyla birlikteyiz ve yine çok değerli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Nalan Şantürk'le birlikteyiz. Bu ara bayağı bir koşturma içerisindeydi. Biz de biraz zor takip ediyorduk açıkçası. Bizim haberci arkadaşları da biraz yordu ama herhalde bugün bu yorgunlukların nedenini konuşacağız. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii hem il başkanı olmanız dolayısıyla burada programlarda ağırlıyoruz ama tabii yıllardır tanıyoruz, iş adamı olarak da tanıyoruz. Evet. Siyasetin her zaman bir tarafında vardınız zaten. Bir abi gibi görüyoruz. Onun için böyle samimi davranabiliyoruz bazen. Sağ ol. Şimdi ben gerçekten şu son dönemde biz de yoğunuz, biz de koşturuyoruz ama ciddi bir koşturma içindeydiniz. Birçok yerde, birçok etkinlikte de karşı karşıya kalıyoruz zaten. Ciddi bir hareketlilik var. Hem onu konuşalım hem de gündemde ne var? Bunları konuşalım istedik açıkçası. Öncelikle nasılsınız diye başlamak lazım. Evet. Sonrasında devam edelim. Teşekkür ediyorum. Bize bu akşam böyle bir imkan sunduğunuz için de teşekkür ediyorum TV52 ailesine. Tabii ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerimizde selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlerin de bahsettiği gibi ilçelerde özellikle Muhterem Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı toplantılarımız ülkenin genelinde olduğu gibi Ordu ilimizde de devam ediyor. Yani bu hafta itibariyle Allah izin verirse 650 civarında belki daha üzerinde bir ilçeyi ülke genelinde tamamlamış olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Teşkilatı olarak biz bu toplantıların ilkini 26 Mart'ta Gürgentepe'de yaptık. Ondan sonra geçen hafta Cuma ve Cumartesi günleri de Mesudiye'den başlamak kaydıyla Mesudiye, Gölköy, Ulubey, Altınordu ilçelerimizde devam ettik. Daha sonra ikinci gün olarak da Akkuş, Çaybaşı ve Perşembe'de bu toplantıları bitirdik. Bu haftada hem buradan kıymetli hemşerilerimizi toplantılara ben davet ediyorum. Bu haftaki toplantımız Cuma sabahı sabah 9'da Aybastı'da bir kahvaltı programıyla başlayacak. Ondan sonra 11'de Kabataş'a ineceğiz. Kabataş'ta yine hem salon toplantımız hem esnaf ziyaretlerimiz oluyor bütün ilçelerimizde. Cuma namazından sonra da Çamaş'ta olacağız. Çamaş biliyorsunuz bizim Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi'nin olduğu yer. Orada saat 2-2.30 gibi orada toplantımızı yapacağız. Ondan sonra da İkizce'ye geçeceğiz. Saat 5 gibi İkizce'de olmayı hedefliyoruz. Ondan sonra akşam 19'da Ünye'de programımız devam edecek. Ünye'de bir otelde hemşerilerimizle, dava arkadaşlarımızla orada buluşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini anlatacağız. Cumartesi sabah Çatalpınar'dan yine tekrar başlıyoruz. Efendim Korgan ve Kumru'da devam edeceğiz. En son akşam Fatsa'da bitireceğiz. Cumartesi sabah 10'da Çatalpınar'dayız. 12'de Korgan'da. Öğleden sonra 2-3 gibi Kumru'da. Akşam 6 gibi de Fas'ta nihayetlendirmiş olacağız bu toplantılarımızı. Genel merkezden katılımcılarımız kim? Geçen hafta Mersin milletvekilimiz Baki Şimşek katılmıştı. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz Necmi Yıldırım efendim, Yüksel Aydın ve Davut Haskırış beyler katılmışlardı. Bu haftaki toplantımıza Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız, eski Nevşehir eski rektörümüz Sayın Profesör Doktor Filiz Kılıç hanımefendi heyete başkanlık yapacak. Yine Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz katılacaklar. Kadir Şekerci katılacak, Murat Kotra ve yine Ordu'nun evladı Afşin Birben, İstanbul'dan MYK üyemiz. Afşin Birben katılacak. Bu heyetle birlikte Ordu'nun tamamını dolaşmış olacağız. Sadece bu programlarda Kabadüz ve Gülyalı ilçelerini diğer ilçelerimizle birleştirerek programlar yaptık. Diğer ilçelerimizin tamamına gitmiş olduk. Zaten biliyorsunuz 2 yıldır il başkanlığı olarak biz yerimizde durmuyoruz tabiri caizse. İlçeleri tamamını yine geziyoruz. Böyle genel merkez heyetiyle birlikte gezmiş olmamız bize de özgüvenimizi artırdı, güç verdi. Ben özellikle geçen haftaki toplantılarımıza iştirak eden kıymetli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu programlar oldu. Belediye başkanlarımız iştirak ettiler toplantılarımıza. Sağ olsun işte Mesudiye'de belediye başkanımız İsa Bey, İsa Gül. Akkuş'ta yine İsa Demirci efendim belediye başkanlarımız toplantılarımıza iştirak etti.
Çay başında Hüseyin Başkan sağ olsun geldi. Perşembe'de Mustafa Başkan aynı şekilde geldi. Dolayısıyla biz bu Cumhur İttifakı birlikteliğinin sahaya yansıtılması anlamında böyle hem belediye başkanlarımız hem AK Parti ilçe başkanlarımız toplantılarımızda birlik beraberlik görüntüsü vermiş olması hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni güçlendirmiş oluyor hem Cumhur İttifakı'nı güçlendirmiş oluyor. Bir de bizim vatandaşımız Fatih Bey birlikteliği görünce karşı tarafta bir haz alıyor. Çünkü evet, birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Bu manada güzel toplantılar oldu. Ben hem Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımıza, hem kendi ilçe başkanlarımıza, hem belediye başkanlarımıza, hem kıymetli dava arkadaşlarımıza, hemşerilerimize hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bu haftada dolu dolu güzel toplantılar yapacağız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi hem toplantılarımızın temasının gereği hem anlatacağız hem aydınlatacağız. Vatandaştan sorular da alıyoruz bu manada. Vatandaşlarımızın kafasına takılan soruları hem genel merkez heyetimize bildiriyorlar hem bize bildiriyorlar. Güzel bir böyle bir hem hasbihal etmiş oluyoruz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Özellikle muhalefetin yandık, yıkıldık, bittik dediği noktalarda mesela esnafımızla görüşüyoruz. Bu manada vatandaşın bize teveccühünü takdirle karşılıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Peki bu zamlarla alakalı, işte pahalılıkla alakalı, akaryakıt zamlarıyla alakalı herhangi söylemleri oluyor mu size de vatandaşlarım? Fatih Bey, bizim sahada gördüğümüz eksiklik ne derseniz açık söyleyelim. Tabii bir pandemi dönemi atlattık. Hı-hı. Allah bir daha yaşatmasın. Yani baktığınızda dünyadaki bu pandemilere, salgın hastalıklara ya da büyük felaketler dediğimiz işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük felaketlerden sonra kıtlıklar oluşmuş. Bu pandemide, Covid-19 pandemisinde kıtlık oluşmadı. Ama özellikle emtia fiyatlarının, efendim emtianın dünyadaki hareketliliğinden bir emtia fiyatlarında artış oldu. Dünyada birçok devlet üretim bantlarını kapattı. Parası olan işte ürün neredeyse, hangi ülkedeyse bastırdı parasını, tabiri caizse aldı. Bu manada emtia fiyatlarında artış oldu. Ama bunun yanında bir de biliyorsunuz ülkemizin kuzeyinde bir Rusya ile Ukrayna savaşı oldu. Rusya enerji ihraç eden, yani enerji satan bir ülke, petrol satan bir ülke, doğalgaz satan bir ülke. Hatta Avrupa'nın tek tedarikçisi diyebileceğimiz ağırlıklı bir şeyi var, üstünlüğü var bu enerji ya da işte petrol satışında. Bu manada petrol fiyatlarında bir artış oldu. Yani 2018 yılında ekonomik saldırılara maruz kalmıştık. İşte inşaat krizi vardı. Ama böyle bir şey olmamıştı. 2018 yılında bir petrolün varili, o zaman bir varil petrol 36 dolardı. Şu anda 130 dolarlara çıktı. Şu anda 115-120 dolarlar civarında. Dolayısıyla vatandaş bunu görüyor. Yani siz eğer burada atıyorum sebze, meyve, eğer kendi kendine yetebilen bir aile değilseniz, kendi kendine yetebilen bir il değilseniz, atıyorum buranın sebzesi meyvesi nereden geliyor? Mersin'den geliyor. Neyle geliyor bu? Akaryakıtla geliyor, mazotla geliyor. Dolayısıyla bu akaryakıt fiyatlarının 3'e 4'e katlaması, bizim tabii bu manada Türkiye'nin yapısal problemleri yok mu? Türkiye'nin ekonomik problemleri de vardı. Üzerine böyle bir salgın, böyle bir efendim petrol fiyatlarındaki artış da olunca bizim sahadaki gördüğümüz net tek kelimeyle yani su problemlerin, enflasyonun ya da pahalılığın birinci nedeni akaryakıt fiyatları. Yani ikinci nedeni yokluk var. Efendim yokluk dediğimiz şudur. Yani emtia fiyatlarının bulunamaması, üretim bantlarının yeterinde çalışmaması. İşte mesela otomotiv sıfır arabaların fiyatını geçti ikinci el. Evet. Sıfırlar üretilemeyince ikinci eldeki arabalar biraz daha fazla para yapmış oldu bu manada. Böyle bir sıkıntı var. Ben buradan kıymetli hemşerilerimize sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. 20 yıldır bu ülkeyi AK Parti iktidarı yönetiyor. Baktığınızda son bu 1 yıl 2 yıl böyle bir ciddi manada ekonomide bozulma var mıydı? Hayır, yoktu. Herkes hayatından memnun devam ediyordu. Şimdi son 1 yıldır özellikle şu 6 aydır yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra tabiri caizse çarşı biraz karıştı. Yani bu karışıklıktan şimdi hükümet, efendim hükümeti eleştirisel manada muhalefet tabii ki eleştirecek. Bunun eleştirisine biz saygı duyuyoruz ama saygı duymadığımız şey şudur.
Durum tespiti yapıyoruz. Evet, akaryakıt pahalıdır. Evet, enflasyon vardır. Sadece bizde yok ki, dünyada enflasyon var. Mesela söylüyorsun, siz iktidar olursanız çözüm yolunuz ne kardeşim? Tamam, durum tespiti yaptık. Yani vatandaşa gittiğimizde bu problemlerin çözümünün yine Cumhur İttifakı'nda olduğuna inanıyor vatandaş, değil mi? Yine Tayyip Erdoğan sorunları diyor, Cumhurbaşkanı'na güveniyoruz diyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye anket yaptığınızda açık ara yine Tayyip Erdoğan pardon, Tayyip Erdoğan önde çıkıyor. Dolayısıyla bugün muhalefet çözüm önerilerini ortaya koyması lazım. Nedir? İşte diyor ki demokrasi gelirse, ya Türkiye'de demokrasi mi yok? Akaryakıt fiyatları düşecek, gıda fiyatları düşecek. Fatih Bey, siz üretip üretmezseniz, kendi kendine yetebilir efendim ülke olmazsanız ne gıda fiyatları aşağı gelir, ne akaryakıt fiyatları aşağı gelir. Allah izin verirse, yani her ne kadar biz şimdi konuya girmedik ama şunu da söyleyeyim. Yani Cumhur İttifakı'ndan sonra, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra, nasıl ki Doğu Akdeniz'de efendim savaş gemileri eşliğinde doğalgaz ve petrol arıyorsak, Karadeniz'de de aynı şekilde aradık. 540 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Vay efendim, bunlar asparagaz, bunlar çıkarılamaz, bunlar efendim fason, işte yok şurada da bulunduydu diye affedersin tiye aldılar. Ama şimdi geçenlerde biliyorsunuz 15 gün önce Filyos'tan artık doğalgaz boruları döşenmeye başladı. Ve Allah izin verirse 2023'e kadar biz oradaki doğalgazı, Karadeniz'deki doğalgaz, Karadeniz Havzası'ndaki doğalgazı entegre ederek inşallah evlerde vatandaşımızın kullanımını açmış olacağız. Bu ne demek? Türkiye'nin yani yıllık bütçesinde 50-55 milyar dolar civarında 2021 yılında akaryakıta verdiğimiz bir şey var. Petrole verdiğimiz bir kaynak var. Doğalgazı, eğer kendi doğalgazını kullanırsan ne olacak? Biraz daha dışarıya ödediğimiz bu 55 milyar dolar biraz daha geri gelecek. Efendim biz bunu nasıl telafi ediyoruz? Fatih Bey, Türkiye'nin önü açık. Türkiye üreten bir ülke. Yani burada söylüyoruz işte efendim, ihracatta 2021 yılı içerisinde 225 milyar 368 milyon lira ihracat yapmış bu memleket ya. Bundan gurur duyun kardeşim. Yani yeterince efendim gelişmiş inşaat şirketlerimiz var. Biz de iş adamıyız. Biz de ticaret yapıyoruz. Ya bunlar devletin resmi kayıtlarındaki rakamlar. 30 milyar dolar efendim müteahhitlik gelirleri var bu memleketin. Yandık bittik, yok olduk. Ya ne yapalım, Akif'in dediği gibi geleceği diyor karanlık görerek azmi bırakmak, yani çalışmayı bırakmak. Eğer alçakça bir ölüm varsa dünyada budur ancak diyor. Ne yapalım, intihar mı edelim, dükkanı mı kapatalım ya? Muhalefet ne diyorsunuz yani? Onun için ne yapacağız? Çalışacağız, üreteceğiz. Yani pandemiye rağmen 2021 yılında 24 milyar dolar turizm gelirleri olmuş bu memleketin. Yani yapmayın, etmeyin. Efendim Türkiye borçlu. Neye göre söylüyorsun Türkiye'nin borçlu olduğunu? Getir bakalım uluslararası standartları. Nedir bu uluslararası standartlar? Maastricht kriterleri diye bir kriter var. Ne diyor bu kriterler? Diyor ki yurt içi gayri safi yurt içi hasılanın %68'ine kadar, 60'ına kadar diyor borçlanırsan sen diyor borçlu ülke sayılmazsın. Türkiye'nin Maastricht kriterlerine göre borçluluk oranı nedir? %36.7'dir. Amerika'da bu %150, %200. Şimdi böyle yani moral bozucu açıklamalar yapmak muhalefet etmek değildir. Problemi tespit edeceğiz. Problemin tespitinde hemfikiriz. Türkiye'de enflasyon var mı? Evet var kardeşim. Akaryakıt fiyatları pahalı mı? Evet var. Geçen özel eğitim kurumlarını ağırladık. Hem AK Parti'ye gittiler hem bize geldiler. Orada konuşuyoruz. Yani eğitimcinin ne sorunu olur? Sonuçta özel çocuklarımızı ne yapıyor? Evinden alıyor, tekrar evine bırakıyor. Aynı zamanda ne yapmış oluyor Fatih Bey? Dolmuşçuluk yapıyor, servis yapıyor. Servisi de neyle yapıyor? Mazotla yapıyor. Yani bizim sahada gördüğümüz, eğer Türkiye mazotu çözerse biz problemlerin %50'sini akaryakıtı çözdüğümüz zaman çözmüş oluyoruz. Yakın gelecekte böyle bir şey var mı? Hayır, yok. Yoksa hükümet bunu nasıl çözüyor? Hükümet de bunu, bak pandemide bu devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti kim ne söylerse söylesin, biz diyorsun ki bölgesinde lider ülke Türkiye. En güçlü ülke bölgesinde evet Türkiye'dir. Ya 733 milyar TL vatandaşına bir şekilde pandemide bu devlet yardım etti. Bu hükümet yardım etti. ÖTV almayarak efendim akaryakıtta 165 milyar TL yardım etti.
840 bin tane küçük esnafımızın beyanname verme zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Yani hükümet dedi ki devlet vatandaşına 840 bin küçük esnafımıza dedi ki ya senden vergi falan istemiyorum. Beyanname vermene de gerek yok. Vergi de verme. Sen yeter ki ayakların üzerinde kendin dur. Çoluğuna çocuğuna bak kendini geçindir bize yetiyor dedi. Ve şimdi bakıyorsunuz yılbaşında asgari ücrete Fatih Bey görülmemiş bir zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir zam yapıldı. Evet enflasyon yükseldi. Tamam doğru kabul. Enflasyon yükseldiyse Allah izin verirse yarın göreceksiniz. Ben bir fiyat telaffuz etmeyeyim ama yani bir oran, bir beklentiler yani burada Naci Şentürk şu oran dedi diye illa bizim dediğimiz yapılacak anlamında çıkmasın. Yani burada kendi kendimize caka satmayalım ama nereden bakarsan yine %20, 25, 30 civarında bir iyileştirme. Ben şahsen iş adamı olarak böyle bir iyileştirme bekliyorum. Devlet de, hükümet de vatandaşını bir şekilde enflasyonu düşürmezse ücretlerin artırılması noktasında çalışma ve çaba gayret içerisinde. Ve bunu ne yapıyoruz? Mevcut bütçe gerçekleşmeleri üzerinden yapıyoruz. Ve şu anda ne oluyor? Ek bütçe yapılıyor. Niye? Ya evdeki hesap çarşıya uymadı. Yılbaşında yapmış olduğumuz bütçe enflasyon üzerinde eridiği için efendim tekrar bir daha hükümet ne yaptı? Ek bütçe yapıyor. Vay efendim bütçe sizi 6 ay götürmedi. Ya kardeşim dünyada böyle. Dünyadaki bütün ülkelerde enflasyon yüksek. Almanya'sında, Avrupa'sında, Amerika'sında hepsinde yüksek. Ne yapalım şimdi yani revize etmeyelim mi? Revize etmesen revize etmedi. Etsen götürmedi. Dolayısıyla burada ben hemşerilerime burada açıkça sesleniyorum. Evet sorunlar vardır. Cumhur İttifakı vardır. Devlet Bahçeli vardır. Recep Tayyip Erdoğan vardır. Hepsinin sorunların hepsinin bilincindeler. Hepsinin farkındalar. Allah'ın izniyle de bu sorunların tamamını değerli hemşerilerim biz çözeceğiz. Kim ne derse desin. Yok 6 kişi bir araya gelmiş de habire yemek yiyip dağılıyorlar. Çıkarın kardeşim adayınızı çıkarın ortaya. Var mı? Yok. Yedincisi kim? Masanın altında sakladıkları HDP. Kim HDP? PKK'nın siyasi uzantısıdır. Yani şimdi sizin sorularınızda da var şimdi ne oldu? Bugün bak Madrid'de vay efendim biz Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini nasıl engellermişiz? Zaten evlere şenlik bir dış işlerinden sorumlu bir genel başkan danışmanları var Ünal Çevigöz'ün. Ne oldu şimdi Madrid'de Türkiye istediğini aldı. Bugün NATO zirvesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Ne oldu? İlk defa FETÖ, PYD terör örgütü, PKK terör örgütü listesine girmiş oldu. Türkiye'nin istediği ne kadar terör örgütü mensubu varsa söke söke hepsini verecekler şimdi. Değil mi? Ya kardeşim sen de Türk vatandaşı olarak bundan gurur duysana. Vay efendim hep eleştiri, hep eleştiri. Biz diyoruz ki kardeşim bırak. Sen önerinle, çözüm önerinle. Dolayısıyla Türkiye bölgesinde lider ülkedir. Türkiye milli politikalarını uygulamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı ile oluyor. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile oluyor. 10 maddelik protokolde hem Finlandiya ile hem İsveç ile anlaştık. Yani ne dediler? Bizim değerlerimize uymuyor. Bir tane terörist vermeyiz. Bak el adama paşa paşa verdirir değil mi? Ve bugünkü zirvede, bu dörtlü zirvede Allah izin verirse Türkiye istediklerini almıştır. Burada Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin de açıklaması oldu. Allah razı olsun, Allah hayırlı uzun ömür versin. Ve onun dediği gibi biz burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik ediyoruz. Bak geçenlerde yurt dışında efendim kendisine Ermeniler tarafından, Ermeni vatandaşları tarafından protesto yapıldığında Mevlüt Çavuşoğlu ne yaptı? Bozkurt yaptı. Değil mi? Evet. Tek hareket, tek cümle bunların anlayacağı dil budur. Türkiye milli politikalarına devam ediyor. Hiç kimse yeise kapılmasın. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Allah izin verirse Cumhur İttifakı olarak kararlıyız, inançlıyız, imanlıyız. Çalışacağız, çok üreteceğiz. Birlik dirlik içerisinde başaracağız. Yeri gelmişken burada şunu da söyleyeyim. Yani altılı masa diyoruz. Yedinci ortak olarak HDP'yi söylüyoruz. PKK'yı söylüyoruz. PYD'yi söylüyoruz. Ben burada tüm hemşerilerimize de seslenmek istiyorum. Ömründe bir defa Alparslan Türkeş'in rahleyi tedrisatından geçmiş. Bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş. Üç ilerli sancağın altında bir gün bile hizmet etmiş olsa bile şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde ne kadar benim siyaset yapma efendim ne kadar hakkım varsa onların hepsinin en az benim kadar hakkı vardır. Kardeşim hesap soracaksan açık açık söylüyoruz.
Hesap soracaksan benden önceki il başkanlarının, benden önceki ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının, MHP adına kimden hesap soracaksan gel hesabını benden sor. Ama davadan sorma. Senin genel başkanın, bir gün bile elini öptüğün genel başkanın efendim 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra altın tepsiyle kendisine sunulan başbakanlığı elinin tersiyle itmiştir. Hatırlayın, o zaman Kılıçdaroğlu ne dedi? Gel başbakan ol. Niye itmiştir? Biz buradan açık açık söylüyoruz. Allah hayırlı uzun ömür versin. Sayın Genel Başkanımız dedi ki, bizim askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu 38 yıldır katleden hain PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile bizi hiç kimse yan yana, kerhem de olsa, masanın altından olsa yan yana gösteremez dedi. Ve bu başbakanlığı elinin tersiyle itti. 1 Kasım'da seçim dedi. Şimdi birileri efendim Sayın Genel Başkanımıza, Türk milletine, Milliyetçi Harekete kinini kusmak için efendim bizi efendim HDP ile yan yana efendim kimse gösteremez. Altılı masanın altında kim var? Yani büyükşehir belediyelerini kazandılar, öyle değil mi? Fatih Bey, İmamoğlu'na kim oy verdi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Adana, buraları muhalefet nasıl aldı? Kimin oyuyla aldı? HDP'nin oyuyla aldı. Sezai Temelli'nin açıklamalarını biliyoruz. Doğu'da dedi, Doğu'da onlar Kürdistan diyor da hayal görüyor o. Ayrı bir şey. Buralarda dedi biz kazanacağız. Batı'da da Cumhur İttifakı'nı AK Parti'ye kaybettireceğiz. Doğru mu? Yaptılar mı? Yaptılar. Sonra bizim arkadaşlarımız bize kızıyor. Bizi PKK'yla yan yana gösterdi. Arkadaşlarım, kimse kimseyi hakaret etmiyor. Kimse kimseyi PKK'yla yan yana göstermiyor. Ama ben şuna inanıyorum. En az benim kadar Türk milliyetçisi olan arkadaşlarım bir şekilde kızmış. Bir şekilde ilçe başkanına kızmış, il başkanına kızmış, darılmış, küsmüş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının açıklamış olduğu politikalara iyi algılayamamış. Bir şekilde küsmüş. Ben buradan il başkanı olarak açıkça söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu il başkanlığının kapıları sonuna kadar açık arkadaşlar. Gelin baba ocağınıza gelin. Yani söyleyeceğim budur. Baba ocağıdır Milliyetçi Hareket Partisi, ana ocağıdır Milliyetçi Hareket Partisi. Gelin hep beraber burada paylaşamadığımız ne var ya? Ne olacak, gittiniz de sizi ne yaptılar? Başınız göğe mi erdi? Dolayısıyla burada Fatih Bey, 2023'te yapılacak seçimler çok çok önemlidir. Normal sıradan yapılacak bir seçim değildir. Biz diyoruz ki Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerin önemini ortaya koyuyor. Nedir bu efendim? Türkiye dünyadaki başarılı devletlere bakın. Tamamı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Efendim 28 Şubat'ta bir güçlendirilmiş efendim parlamenter sistem diye 48 sayfalık, içi boş, mezhepçiliği öne çıkaran, etnik milliyetçiliği öne çıkaran bir içi boş bildiri yayınladılar. Ne var bu bildirinin içinde? Aklınızda tek cümle ne kaldı kardeşim? Çıkın, eğer böyle bir sihirli değneğiniz varsa, efendim bugün enflasyonu düşürecek önerim varsa çık söyle. De ki petrolü Türkiye buradan alacak de. Bak geçen sene 50 milyar dolar petrol giderimiz oldu. Bu sene 100 milyar doların üzerinde. 100 ila 120 milyar dolar civarında 2022 yılı bütçesinin efendim bütçesinden bir kaynak ayırmamız gerekiyor değil mi? Dolayısıyla Türkiye'nin gerçeklerini bileceğiz. Türkiye'nin gerçeklerine göre çözüm üreteceğiz. Zannediyorlar ki vatandaş bunlara kanıyor. Biz vatandaşımızın, hemşerilerimizin sağduyusuna inanıyoruz. Evet, pahalılık vardır. Değerli arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, bunlar geçicidir. Çözümü Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Çözümü Cumhur İttifakı'ndadır. Çözümü Recep Tayyip Erdoğan'dadır, Devlet Bahçeli'dedir. Ve bunlara da biz açık açık söylüyoruz. Diyoruz ki, arkadaş bak, çaya güzel para verildi değil mi? Tarımsal anlamda zirai ürünlerimize de paralar verilecek. Buğdaya verildi. Bu bir geçiş dönemidir. Siz zannediyor musunuz ki fındığa verilmeyecek? Şimdi birileri şişiriyor. Çıksınlar, beklentilerini açıklasınlar. Hayallerini demiyorum. 68 lira, 78 lira uçuk uçuk rakamlar açıklanıyor. Şimdi benim kafamda da bir rakam var. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu il başkanı olarak, il başkanlığının sorumluluğunun gereği olarak ben burada bir fiyat açıklasam doğru olmaz. Ama konuşulan fiyatları ben biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinde konuşulan fiyatlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grubunda konuşuluyor.
AK Parti grubunda konuşuyor. AK Partili milletvekili arkadaşlarımızın konuştukları fiyatlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği efendim sinyal diyeyim öyle şey tabiri caizse öyle tabirimizi mazur görsün kıymetli hemşerilerim. Ama burada kim açıklar bunu? Bunu açıklayacak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bak göreceksiniz Temmuz ayı içerisinde bayramın öncesinde sonrasında fındık fiyatları da açıklanacak. Üreticiyi memnun edecek efendim bir fındık fiyatının ben açıklanacağı kanaatindeyim. Ama beklentiyi böyle yok 3 kat attı 5 kat attı dolar şuraya çıktı gibi vatandaşın beynini bulandıran rakamların söylenmesini gerçekçilikle, gerçeklikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçe gerçekleşmeleriyle aynı göremeyiz. Onun için burada ciddi manada hükümetin çalışması var, Cumhur İttifakı'nın çalışması var. Kıymetli hemşerilerim bunu efendim göz ardı etmesinler diyorum. Siz biraz nefes alın. Evet. Arka arkaya soracağım soruları bile neredeyse cevapladınız evet. Başkanım. Gelen mesajlar var. Onlardan birkaç tane ben de okuyayım size. Adem Şan Türkiye Yayınlar Başkanım Korgan'dan selamlar demiş. Bünyamin Buke hayırlı akşamlar iyi yayınlar Fatsa'dan selamlar demiş. Yine sevgili Hakan Yıldız çok uzun yazmış. Her programda yazıyor ünye temsilcimiz ayrıca. Evet. Ünye Fas'a bu seçimde Cumhur İttifakı olarak MHP'yi istiyor Sayın Başkanım yazmış. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yine sevgili Yılmaz Bibi, beyefendi duruşu ve davamıza olan sadakatiniz ile örnek bir başkansınız. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun demiş. Yine İbrahim Ergin, Sayın Başkanım ordunun Türkiye'nin sizin gibi siyasetçilere ihtiyacı var. Sizi Ankara'da görmek istiyoruz demiş. Yine Özer Çelik ordunun gururu koca yürekli başkanımıza selam olsun. Allah hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Şimdi yine fırsat buldukça onları okumaya çalışacağız. Şimdi askeri ücretle alakalı keşke bir fiyat söyleyebilseydiniz biz burada almış olurduk. Ama tabii beklentiler var. Fındıkla da alakalı beklentiler var. Ya 5000 liranın üzerinde ben bir beklentim var. Fazla hani ben öyle söyleyeyim bir rakam telaffuz etmem. Yani taşıdığımız oturduğumuz makamın sorumluluğu anlamında çok doğru olmaz. Ciddi manada bunun ben 5900 üzerinde olacağı rakamları falan konuşuluyor. Çok böyle şişirmemek lazım. Ama burada vatandaşımızı tatmin edecek efendim yeni bir düzenlemenin yapılacağı kanaatindeyiz. Tabi burada ben de ticaret yapıyorum. İş evet. Adamıyım. Burada bir tarafı ve bir sürü çalışanımız aynen, var. Aynen. Bir tarafı yani mutlu ederken diğer tarafı da üzmemek lazım. Burada ciddi manada Allah razı olsun iş adamlarımız ihracat yapıyor. Mesela şu anda bakıyoruz bizim çevremizde de bölgemizdeki limanlarda efendim sıra yok ya. İhracat devam ediyor. Çalışan, üreten bir şekilde kazanacak. Ama şimdi şöyle gerçekten dolar karşısında değer kaybeden Türk lirasından dolayı tabii bu hareketlilik olmasın daha da fazlasının olmasını ben bekliyorum açıkçası. Çünkü burada hem iş gücü yani hem yani alacağınız ürünün fiyatları dışarıya kıyasla ister istemez düşüyor. Daha da çok olması gerekir. Mesela siz şeyi söylediniz 323 milyon ihracatımız var dediniz. 225 milyar 368 milyon dolar. Tam net de biliyorsunuz. Not aldım. Yani bu ihracatın bir de şunu tabii ben, orada. Ben bununla ilgili daha önceki yıllara nazaran çok ciddi artış var ama tabii ki. Ben bunun çok az olduğunu düşünüyorum. Yok ülkemizin yok. Konum itibariyle. Ben özür diliyorum. Ben şeyi mesela orada rakamı verdim. Doğrudur bu rakam. Tam resmi rakamlardır bu. Bir de şunu söylüyoruz. Hani çok böyle muhalefetin dillendirdiği, vay efendim bu kadar ihracat oldu ama bu kadar da ithalat var. Hayır kardeşim, ihracatın, bak yani dış satımımızın ithalatı karşılama oranı %83'ün üzerinde, %84'e yakın bir rakam. İlk defa Avrupa Birliği'ne yaptığımız dış ticaretimiz 7.7 milyar dolar fazla verdi. Ya bundan gurur duyur. Amerika'ya katsa yaptırımları yapıyor biliyorsun. Amerika kendine düşman ülkelere katsa yaptırımları yapıyor. Bize de aynı yaptırım uyguladığı halde 2020'ye göre 2021'de Fatih Bey %44 ihracatımızı artırmışız Amerika'ya. Bundan evet. Gurur duy. Afrika'ya mesela ihracatımız artmış. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar ikili ilişkilerle oluyor. Mesela Dünürü'nün cenazesine Sayın Cumhurbaşkanımız katılamadı. Neredeydi? Afrika'da gezideydi. Afrika'da ikili ilişkiler peşinde. Rahmetli Özal'ın yaptığı gibi Cumhurbaşkanlığı uçağına birisi diyor ya bugün çıkmış makam uçağı makam diyor olarak kullandığı uçaklarını satsın. Uçaklarını satarsan Afrika'ya yürüyerek gidersin. Ne yapıyor? Yani koskoca Cumhurbaşkanı senin benim gibi bir kişilik koltuğa oturuyor.
Ya kocaman uçağın arkasında kim oturuyor? Fatih Bey, iş adamları oturuyor, iş adamları. Bunların böyle bir derdi yok. Bunların ülke derdi yok. Götürüyor iş adamlarını, ikili ilişkilerle efendim ihracat böyle artırıyor. Geçen sene Büyükşehir Belediye'miz 2020 yılında Fuat Tosyalı'yı getirdi burada, Tos Çelik'in sahibi. Adam burada mesela anlattı. Yani Angola'daki demir cevherleri Türkiye'nin 200 yıllık ihtiyacını karşılayacak boyutta diyor. Yani iş adamlarımız gidiyor. Yani biz burada Cenab-ı Allah bize cennet gibi bir vatan nasip etmiş. Yani bugün diyoruz ya 3. havalimanını anlatırken 60 tane ülkeye en yakın noktadasın. Bugün biz de ben de iş adamıyım mesela fil dişine bir ihracat gibi bir şey düşündük biz de. Çin'den bir konteyner 16 bin dolara geliyor. Türkiye'den 4 bin dolara gidiyor yakınlığı coğrafyası nedeniyle. Yani Türk iş adamı bunlardan faydalanıyor. Yani yok onu yapmayalım bunu yapmayalım yandık bittik. Hiç kimse dediğim gibi yeise kapılmasın, karamsarlığa kapılmasın. Türkiye ciddi manada ihracat yapıyor. Güney Amerika ülkelerine ilk defa ihracat yaptığımız Güney Amerika ülkeleri var. Bak şimdi petrol fiyatları arttı. Amerika dünyadaki bu artan petrol fiyatlarını Rusya'nın özellikle Avrupa'ya gazı ve petrolü kesmesi neticesinde Venezuela'ya uyguladığı ambargoyu ne yaptı? Paldır küldür kaldırdı. Şimdi Venezuela ile dünyada en iyi ilişkileri olan ülke kim Fatih Bey? Türkiye. Türkiye. Niye Türkiye? Zor zamanda adamın yanında durdu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza efendim tabiri caizse yani şaşırttı o süreci. Yani tırnak içinde söyleyeyim, hırsız diye derginin üzerine yazdılar. Niye? Dedi ki bisküvi vererek, domates vererek Venezuela'dan altın alıyor. Yani bunu eleştirdiler. Yani onlar gittiler Afrika'yı soydular. Biliyorsun Kaddafi'nin 170-180 milyar doları Fransa'da var. 170 milyar doları İtalya'da var. Adam parasını isteyince bir baktım bir sabah Miraj uçakları Libya'yı bombaladı. Onun için dünyada eğer hakkınızı alacaksanız güçlü olacaksınız. Biz güçlü olduk. 27 yıl sonra Karabağ'daki hakkımızı aldık değil mi? Evet. Kıbrıs'ta bak kapalı Maraş açıldı. Evet. Cumhur İttifakı nedir? Ne yaptı Cumhur İttifakı diyor. Ya Cumhur İttifakı gitti bak dünyaya meydan okur gibi kapalı Maraş açtı. 86 yıl olmuş Ayasofya'da efendim ibadete kapatılalı. Ayasofya'nın dışına kurulan Sıva İskelesi 1936'da kurulmuş. 86 yıl sonra efendim geldi Cumhur İttifakı Ayasofya'yı ibadete açtı. Ve biliyorsunuz 1517 efendim hilafetin Türkiye'ye Osmanlı'ya geçmesi neticesinde 500 yıl Kur'an okunan Ayasofya'da biliyorsunuz müzeye çevrildi. Şimdi tekrar bir daha hafızlarımız, kurallarımız orada Kur'an tilavet ediyor. Bundan gurur duy ya Türk milliyetçisiysen değil mi? Evet. Onun için Cumhur İttifakı dediğim gibi hem Doğu Akdeniz'de petrolünü arıyor, Karadeniz'de doğalgazını buluyor, çıkaracak Allah izin verirse. Yani bu geçici moral bozukluğu içerisinde geçici olan bir ekonomik konjonktürü efendim bunu siyasete mal etme, buradan bir siyasi hesap görme. Biz açık açık siyasi konuşmalarımızda ilçelerde de söylüyoruz. Bin yıldır bizimle olan husumetlerini faturalar üzerinden görmeyen kalkanlara müsaade edemeyiz. Bak geçmişte çoluğunun çocuğunun üzerinden Kurtuluş Savaşı'nda battaniyeyi alıp top mermisine saran bir ecdadın torunlarıyız. Gerekirse soğan ekmek yeriz ama vatan elden gitti mi? Bugün Irak'ta petrolün kaç lira olduğu konuşulmuyor. Enflasyonun ne olduğu konuşulmuyor. Doların ne olduğu konuşulmuyor. Suriye'de hiç konuşulmuyor. Libya'da konuşulmuyor. 2000'li yılların başında Amerika'nın Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ne dedi? Orta Doğu'da 22 tane ülkenin hem yönetimi değişecek hem coğrafi sınırları değişecek. Değişti mi? Değişti. Libya'yı 3'e bölecek, böldü. Suriye'yi bölüyor. Irak'ı bölüyor. Yani onun için uyanık olacağız. Türkiye şu anda ciddi manada bir ateş çemberi içerisindedir. Amerika'nın dünyada 850 tane üssü var. 350 bin civarında askeri var. Türkiye'de şu anda Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'ta, Girit'te, Yunanistan'a kurmuş olduğu 9 tane üsle birlikte Türkiye tam bir kuşatma altındadır. Lozan'a göre silahtan arındırılmış bölge olmasına rağmen Dede Ağaç'ta 400 tane tankları var, 164 tane saldırı tipi helikopterleri var. Sorsan ne diyor? Bulgaristan'da da var, yukarıya doğru Romanya'da da var. Rusya'ya karşı kuruyoruz bu üsleri. Fatih Bey, Türkiye'yi tam bir kuşatma altına alıyorlar ve mahallenin şımarık çocuğu Yunanistan'ı bize karşı kışkırtıyorlar. Türkiye bunları görüyor, bu tehditleri algılıyor, karşılığında önlemlerini de alıyor. Onun için bak,
Burada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra NATO'nun askeri kanadından Yunanistan ayrıldı. Ve geldi dedi ki 76'da ben tekrar askeri kanadına dönmek istiyorum. Bugün İsveç ve Finlandiya'da yaşanan sorunun, yani Madrid'de çözüme bağlanan sorunun bir benzeri. Nasıl ki 12 Eylül darbesiyle 1980'de bizim çocuklar başardı deyip de askeri yönetime geçince, Türkiye askeri yönetime geçince ne dedi Kenan Evren? Ben dedi Amerikalı General Rogers'tan asker sözü aldım. Biz dedi Yunanistan'ın, NATO'nun askeri kanadına efendim dönmesini şey yapıyoruz, kabul ediyoruz. Sebep neydi? Yunanistan'ın Ege'de kurmuş olduğu orduları NATO'ya devretmesini istiyordu Türkiye. Yunanistan tamam dedi, söz verdi. Amerikalı General Rogers söz verdi. Ama bir anlaşma imzalamadıkları için ne oldu? Papandreou dedi ki biz dedi şey, böyle bir sözümüz yok. Ne oldu? Ondan sonra NATO'ya devretmedi. Türkiye burada resmen kandırıldı. Bugün Madrid'de gördünüz, 4 tane ülke imzaları attı, evet. Protokol yapıldı. Devlet adamlığının gereği budur. Devlet yönetme ciddiyeti budur. İmza altına alındı. Dolayısıyla o zaman da imzalanması lazımdı. Ama ne oldu? Ege'deki ordularını NATO'ya hala Yunanistan devretmedi. Ha Türkiye ne yaptı? Oturup ağlayalım mı? Türkiye'de Ege ordusunu kurdu karşısına. Onun için bunları bileceğiz. Önlemler alınıyor. Türkiye'nin savunması, evet, bu bölgede 1000 yıldır beka sorunumuz vardır. Efendim bu toprakların tapusu şehitlerimizin kanıyla her karışı sulandı. Tapusu da odur. Bizim mezar taşlarımızdır. Biz diyoruz ki Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak, adam gibi üzerinde yaşayamazsak aslanlar gibi toprağın altında şehit olur yatarız diyoruz. Onun için burada beka sorunu vardır. Cumhur İttifakı da bunlara önlemlerini almıştır Allah'ın izniyle. Ben buradan hemşerilerime dediğim gibi herhangi bir karamsarlığa yeyse kapılmasınlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak yaptığımız toplantıları da anlatıyoruz. Arkadaşlar daha fazla çalışacağız. Daha fazla vatandaşımıza gideceğiz. Derdini dinleyeceğiz. Biz derdimizi anlatacağız. Muhalefet ne yapmak istiyor? Efendim Cumhur İttifakı olarak biz ne yapmak istiyoruz? Vatandaşımızın kafasındaki sorulara cevap vereceğiz Fatih Bey. Maşallahınız var. Yani hiç soruları sormadan siz arka arkaya sıralıyorsunuz. Şimdi bir de fındık fiyatına gelelim. Yani orada da bir fiyat vermekten kaçındınız ama konuşulan birçok rakam var. Yani iddia edilen rakamlar var ama biz de bununla ilgili bir kampanya yaptık. Yani ama sonra kampanyayı geri çektik. 52 lira olsun demiştik ama şimdi 52 lira kurtarmaz diye düşündüğümüz için geri çektik açıkçası. Yani bu rakamlar nerelerde dolaşır? Bununla ilgili evet, herhangi dedikodulardan bir şeyler alamaz mıyız sizden? Yok estağfurullah. Yani şöyle söyleyeyim. Ben ordunun plakası 52 ya, siz onun için biraz 52'ye. Evet. Allah'tan 80 falan değil yani. Ordunun plakasına göre bir şey yapmışsınız. Tabii. Ya Giresun'da şu anda üzerinde, üzerinde çok ciddi manada çalışma yapılıyor. Dediğim gibi yani hükümetimiz ya da AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı olarak biz de desteklediğimiz için hükümetimiz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız fındık üreticisini de mağdur etmeyecektir. Bunu biz sadece böyle bir bilgi, yani burada çok yüksek perdeden gidip de hani biz görüştük mörüştük şeyine söylemeyelim. Öyle bir şey kesinlikle yoktur. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur etmeyeceği yönünde bilgilerimiz var. Allah izin verirse göreceksiniz. Muhalefetin dediğim gibi böyle öngördüğü, açıkladığı fiyatların da üzerinde, onlar da mesela fiyat açıklayamıyorlar, ciddi manada fındık üreticisine destek verecektir. Ama bu demek değildir ki böyle afaki rakamlar açıklayalım da Türkiye'de sadece fındıkçılar ya bu, yok. Bu, ya üretici şu anlamda haklı aslında. Bakıldığında gerçekten gübre fiyatları kaç katına çıktığını görüyoruz. Yani evet, ciddi artışlar var. İster istemez diğer ürünlerini de etkiliyor. Yani tabii yakıt da buna bir neden aslında ama üretici de bekliyor. Yani en azından gübre oranında olmasa da biraz daha tatmin edecek bir rakam bekliyor. Bence üretici tarafından bakıldığında haklı. Siyaseti hiç karıştırmadan söylüyorum tabii bunu. Yoksa siyaseten birçok rakamı söyleyebiliriz. Yani 200 lira da olsun deriz. Tabii. Yani bunu söylemek kolay ama dilin kemiği yok. Yani. Yok. Olabilirliğine de bakmak lazım. Ama bizim de burada yani Ordu Giresun olarak fındığın o gücünü elinde tutan iki il olarak bunda da söz sahibi olabilmesi de lazım bence. Yani buradaki bu fiyatı başka yerlere bırakmamak da gerekir diye düşünüyorum.
Tabii fındık yani burada oturur 2-3 gün fındığın problemlerini konuşuruz. Evet. Fındık başlı başına tabii burada bir tekelci firmanın elinde o manada bir sıkıntılar var. Siz de zaman zaman ben görüyorum. Burada işte ziraat odalarımız bu manada açıklama yapıyor. İhracatçılarımız Evet. açıklama yapıyor. Ben Fatih Bey olaylara uzun vadede bakarım. Yani kısa süreli işte hele hele de ticarette de bu böyledir. Kısa sürede kar edersiniz, zarar edersiniz ama uzun vadede eğer kazanmışsanız siz başarılı sayılırsınız. Uzun vadede baktığımızda bizim ihracatçı sayımız yani burada sanki ziraat odalarıyla ihracatçılar karşı karşıya gibi ihracatçı sayımız ciddi manada düştü. Yani burada bir devletin aslında bir dokunuşla burada özellikle bu tekelci firmadan fındığın kurtarılması gerekir. Çünkü fındık stratejik bir ürün. Yani yaklaşık 2,5 milyar dolara yakın bir gelirimizin olduğu bir ürünümüz. İnşallah hak ettiği değeri kazanır diye düşünüyorum. Bu hepimizin açıkçası temennisi. Evet. Gerçekten uzun vadede de bununla ilgili planlamaların yapılması gerekiyor. Biz de ister istemez bu tür çalışmalarla ilgili sizden beklenti içerisindeyiz. Evet. Sizlerden. Tabii biz il teşkilatı olarak şunu söyleyeyim. Yani biz burada mesela bu toplantıların öncesinde genel merkezimizle raporlaşıyoruz. Efendim sonrasında rapor gönderiyoruz. Burada gelen merkez yönetim kurulu üyelerimizin her biri rapor gönderiyor gittikleri bölgelerle ilgili. Yani burada genel başkan yardımcımız geliyor şimdi. Onlar da bir şekilde vatandaşın beklentilerini genel merkezimize iletiyor. Genel başkan yardımcılarımız aracılığıyla Cumhur İttifakı ortağımızla bu paylaşılıyor. Hükümetle bunlar paylaşılıyor. Ortak noktada buluşuluyor. Yani bunun mesela biz işte nedir? Türkiye'nin belli başlı problemleri var. Sayın Genel Başkanımızın mesela bize büyük kongrede gösterdiği 5 tane stratejik hedef var. Bunlardan birisi de nedir? Yeni bir anayasanın yapılması zorunluluğu. Bütün paydaşlara baktığınızda siyasi partiler dahil, Barolar Birliği dahil, efendim bugün yargının içerisinde kim varsa herkes diyor ki efendim bu tabirimizi mazur görün. Yamalı Bohça'ya dönen 1982 darbecilerin yapmış olduğu hep yani darbeler kötüdür. Biz bunu söylüyoruz ama hala 82 yılından bu zamana 40 yıl geçmiş. Ama neredeyse yüzde kaçta yüzde oranda yine referandum yapılmıştı ve yüzde kaç ciddi bir i̇şte, oranda seçilmişti. 90 küsür diye biliyorum. Evet, Kenan Evren'in evet, Cumhurbaşkanı öyle. 92 diye hatırlıyorum. Ama bu da baskıların ürünü. Tabii şey var tabii baskıların ürünü. Şimdi bu darbe anayasasının değiştirilmesi lazım. Bunu muhalefet de söylüyor. Hı-hı. Ama burada anayasa çalışmasını hazırlayıp Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti'ye Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik anayasayı teslim eden Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Yine bu muhalefetin bakıyorsun şimdi anayasa taslağına. Onlar biliyorsunuz birçok üniversiteden akademisyenler HDP'nin de katıldığı dörtlü bir toplantı yaptılar biliyorsunuz. Bir anayasa çalışması oldu. Biz diyoruz ki anayasa çalışmasında da mesela anayasanın ilk 3 maddesi, 4. madde diyor ki bu 3 maddeyi bırak değiştirmeyi teklif dahi edemezsin diyor. Ama bugün anayasa çalışmasında ülkemiz üzerinde emelleri olan işte dış mihraklar diyoruz ya, dış mihrakların içerideki uzantısı, bunun PKK'nın siyasi uzantısı açık açık söylüyoruz. HDP ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti, biz buradan mesela muhalefete Sayın Genel Başkanımız söylüyor. Anayasadan Atatürk'ü niye çıkarıyorsun? Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanısın. Öyle mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti tabiri efendim neyini rahatsız ediyor? Bugün mesela ilk defa bugün Madrid'deki toplantıları da aklıma gelmişken onu da söyleyeyim, araya sıkıştırayım. İlk defa Türkiye değil, Türkiye dedi NATO'nun genel sekreteri. Türkiye isminin uluslararası toplantılarda zikredildiği efendim ilk toplantı oldu. Türkiye diyeceksiniz. Türkiye İngilizce'de farklı anlama geliyor diye. Bu zamana kadar değiştirilmemişti. Bu bile mesela insanı mutlu edici bir şey, tabir. Onlar ne diyor? Efendim anayasa çalışmalarında ne diyor muhalefet? Efendim Anadolu Cumhuriyeti olacakmış. Yani onun için üniter yapıyı bozdurmayız, bu ülkeyi böldürmeyiz. Allah izin verirse bu memlekette Türk milliyetçiler olarak, ülkücü milliyetçi hareket olarak bir kişi de kalsak buna biz bir şekilde efendim karşı koyarız diyoruz. Bu manada Sayın Genel Başkanımızın bu stratejik hedeflerinden birisi de dediğim gibi yeni anayasanın yapılmasıdır. Bu anayasa da yapılmıştır. AK Parti bu manada çalışmalarını yapıyor. Allah izin verirse 2023 yılına yeni bir anayasayla inşallah yeni bir anayasayla da girmiş oluruz yani Fatih Bey.
Bir reklama gidelim isterseniz. Tabii. Sonrasında devam edelim. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam, ardından buradayız. Karadeniz'in en lezzetli ekmeklerini Ankara'ya getirdik. Hakiki Gümüşhane Ana Ekmek Fırını. Kara fırında, odun ateşinde ekşi mayalı katkısız ekmeklerimiz çavdar ekmeği, tam buğday, sarı buğday, Kastamonu'nun ekşi maya ekmeği, mısır ekmeği, zeytinyağlı çapata ekmeği ve birçok ekmek çeşidinin yanı sıra simit, poğaça, tatlı çeşitleri, börek çeşitleri ve yaş pasta çeşitleriyle Ankara Yeni Mahalle, Demeteler Vatan Caddesi 55 Taksim C'de hizmetinizdeyiz. Hakiki Gümüşhane Ana Ekmek Fırını. Ağzının tadını bilenlerin fırını. Uzaylılar, burada daha büyük bir haber var. Türkiye 1000 megabit fiber internetle hızına hız katıyor. Türkcell Süper Online bu hızla evleri uçuruyor. Üstelik ayda sadece 249 liraya. 1000 lira, 100 lira. Ünyıldızsel çapa makinelerinden direkt halka devlet hibesi gibi kampanya. Kırsal kalkınmadan makine çıkmayan çiftçilerimiz üzülmesin. Ünyıldızsel çapa makineleri her zaman çiftçinin yanında. Türkiye'nin en çok tutulan markası Antor motorlu Sel 510, siz değerli çiftçilerimize özel 82.000 TL değil 67.000 TL'ye römorklarıyla birlikte maliyet farkını veriyoruz. Sel 510 orijinal Antor motorlu 5 yıl garantili olarak fabrikadan direkt halka römorklarıyla birlikte sadece 67.000 TL. Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. Bu fırsattan faydalanmak için acele edin. Ünyıldız Sel Çapa Makineleri. İletişim için Ahmet Yıldız 543-221-3198, Kurtuluş Yıldız 542-326-6013, Ünyıldız Sel Çapa Makineleri. Lezzetin başkenti Gaziantep'ten Ordu'ya uzanan uzun ve doyumsuz bir yolculuk. Gaziantep'li Oğuzoğlu. Sıcak ortamı, otantik atmosferi, lezzetin peşinde koşan uzman ekibiyle artık Ordu'da. Odun ateşinde pişen kebapları, taş fırın farkıyla pide ve lahmacunları, Oğuzoğlu kalitesiyle baklava ve künefe çeşitleri ve daha fazlasıyla Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Maden Caddesi'nde hizmetinizde. Eşsiz lezzetlerin yolu. Gaziantep'li Oğuzoğlu. Bölgemizin şifa kaynağı 500 yıllık geleneksel sarmaşık kaplıcası. Fatsa Termal Spa Otel olarak artık hizmetinizde. Tatilinizin her anında konforlu bir konaklamayı sizlere sunan Fatsa Termal Spa Otel, 80 oda, 210 yatak kapasitesiyle sarmaşık restoran, sarmaşık kafe, toplantı salonu, 3 adet termal havuz, 3 adet masaj odası, 7 adet aile banyosu, Türk hamamı, buhar odası, sauna, spor salonu, çocuk oyun alanı ile sizin için hazır. Birçok derde deva şifalı suyundan faydalanırken ailenizle ya da arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz Fatsa Termal Spa Otel sizleri bekliyor. Hemen rezervasyonunuzu yaptırın. 0452 443 5026, Ilıca Mahallesi, Fatsa. Fatsa Beyaz İnşaat. Murat Kaçak Şirketler Grubu bünyesinde bölgenin en kapsamlı showroom'u ile hizmetinizde. Kaliteli ve şık ürünleriyle konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Ülkemizin seramik sektöründe dünyaya meydan okuyan markalarının bölge bayiliğini bünyesine katan firmamız, kaliteyi aracısı sunarak inşaat sektöründe önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Çok zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat avantajları Fatsa Beyaz İnşaat'ta sizleri bekliyor.
Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu. En güzel hayaller beyazla başlar. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. Biraz da insan biriktiriyoruz. Demli, şekersiz bir çayla, güler yüz hoş sohbetle, bir günaydın acı bir kahveyle. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. İşimizi seviyoruz. Nuri Kumaş, Köroğlu Kuyumculuk, Ünye. Ordu'nun en hızlı gelişen bölgesi Şahincili Mahallesi'nde. Ortak alanları, malzeme kalitesi, estetik yapısı ile fark yaratan bir proje. Aklar Prestij Konutları. 105 metrekare 3+1 daireler sizleri bekliyor. Geniş ve korunaklı otoparkları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, tam donanımlı toplantı salonu, geniş mescidi, baybayan sığınakları, hidrofor odaları, 7/24 güvenlik kamera sistemiyle mükemmel bir yaşam alanı. Aktar Prestij Konutları. Sizler için her şeyiyle hazır. Aktar İnşaat bir Çetin Ak kuruluşudur. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor. Ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led tavan asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı. Satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası, restoranı ile birlikte pide ve yemek çeşitleriyle Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisimiz misafirlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452 333 77 67. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3+1 125, 135, 150 metrekare, 2+1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. İndirimler, fırsatlar, hiç bitmeyen kampanyalar, avantajlı ürünlerle hizmet sunar kalafatlar, çeyrek ısı
taş market sizi bekler kalafatla. Yıllar yılı geçse bile bu sevgi bitmez kalafatla. Poyten, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poyten ısı yalıtım sistemleri. Kısa bir reklamın ardından yine gündem programında devam ediyoruz sevgili izleyenler. Başkanım, istersen yerel'e dönelim. Evet. Şimdi yerel'den biraz bahsetelim. Özellikle imar konusu var. İmar konusu çokça konuşuluyor. Bununla ilgili birçok şey söyleniyor. Bununla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Hem iş adamı olarak hem bir siyasetçi olarak fikirleriniz bizim için önemli açıkçası. Şu an imarı bekleyen de birçok iş adamı var. İnşaat sektörü gerçekten tümüyle imarla alakalı tıkanmış durumda. Bununla alakalı da sona yaklaşıldı diye bir artık hissediyoruz. Yani bununla ilgili adımlar atılıyor ama ne olur? Ne zaman daha kazma vurulur? Bugün biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'mizin meclisi vardı. Evet. Meclisten de imar konusu geçti. Yani yaklaşık bir aylık bir askı süreci olacak. Hı-hı. Yani askı sürecinden sonra Ağustos gibi inşallah ruhsatlar kesilmeye başlanır. Efendim, orada da inşaat anlamında ticaret başlar. Biliyorsunuz bizim de yaptığımız, iştigal ettiğimiz konu sektör, inşaat sektörü. Mağduru da sizsiniz aslında. Tabii, bu manada yaklaşık 1,5 yıldan fazladır. Hı hı. Özellikle merkez ilçemizde, Altınordu ilçemizde imar yoktu, imar verilemiyordu, ruhsat verilemiyordu bu manada. Ben tabii tekrar bir daha ticaretin başlamış olması sevindirici. Özellikle biliyorsunuz bizim bölgemiz fındık bölgesi. Fındıktan sonra en hareketli sektör inşaat sektörü. İnşaat sektörünün de efendim böyle bir mahkeme kararıyla biliyorsunuz geçmiş önceki dönem belediye başkanının yapmış olduğu başkanlığı döneminde yapılan imar planı mahkeme kararıyla iptal edilmişti. O iptal neticesinde aslında bir boşluk doğdu. Bu manada Büyükşehir Belediyesi'nde işte 1/5 binlik imar planının iptal edilmesi neticesinde yenisinin yerine koyulması 1,5 yıldan fazla bir zaman aldı. 1/5 binliğe göre 1/5 binlik planın hazırlanması derken velhasıl 1,5 yıldan fazladır bir inşaatta inkıtaya uğradı. Bu manada sektör olarak olumsuz yönde etkilendik. Hem biz biliyorsunuz sektörde bir sürü işte kalıpçı, demirci çalışan insanımız gurbete gitti. İnşallah bundan sonra toparlanır. Ticaretin başlayacak olması sevindirici. Ben çok efendim imar plan notlarına falan da girmek istemem. Yani şöyle oldu, böyle oldu. İlçe belediyesi bunu dedi. İşte Büyükşehir Belediyesi bunu dedi. Yani onlara çok fazla girmeden benim için asıl olan zaten bizde siyasi partilere bir yazıyla görüşleri sorulduğunda biz de görüşlerimizi bu manada dillendirdik. Yani plan notlarında şu olmuş, bu olmuştan ziyade ticaretin bir an önce Fatih Bey başlamış olması önemli. İnşallah burada fındıkla birlikte ben plan proje hazırlanır. Zaten biliyorsunuz bölgemiz Ağustos ayı hasat zamanı. Fındık hasatı bittikten sonra 9. 10. ayda inşaat sektörünün normal hızına ulaşır diyorum. İnşallah bundan sonra da böyle sıkıntı yaşamamış oluruz. İnşallah gerçekten yani sorunsuz bir yani imar planı çıkmıştır inşallah. Çünkü şehirleşmede yani şehrin nasıl büyüyeceği ile alakalı da çok önemli. O tarafını da önemsiyoruz. Çünkü bizim bugüne kadar yapılan çalışmalarda estetik sıkıntısı çok yaşadık. Şehrin yani doğal güzelliklerinin ötesinde kendi ellerimizle yaptığımız çirkinlikler var. Bunları da yani imarla çözmek de gerekir açıkçası. Tabii şehirde mesela son yıllarda yapılan kamu binalarına baktığınızda bir takım sıkıntılar var. Ben burada çok kıymetli belediye başkanlarımıza
hani teşekkür de ediyorum. Hilmi Bey de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız da ordunun ağabeyidir, ordunun büyüğüdür. Biz de kendisinin efendim tecrübelerinden, kıymetli fikirlerinden istifade ediyoruz. Gerçekten büyükşehrimizin değerli hizmetleri var. Yani burada ben de kendisine ilettiğim bir takım şeyler var. Görüşlerimizi ilettik. Mesela orduda neler yapılabilir gibi. Hı hı. Bunlar 1/5 binlik değil de 1/25 binlik. Belki 1/100 binliğin konuları. İşte nedir mesela? Benim kendi kafamdan tahayyül ettiğim nelerin olması gerekir? Bu şehri nasıl yönlendirmemiz gerekir diye söylediğimizde ben kendisine de ifade ettim. Mesela burada birinci organize ile ikinci organize arasındaki kalan yerin sanayi alanı olarak ilan edilmesi. Burada biliyorsunuz şehrimizde 3 tane küçük sanayi sitesi var. Evet. Ata sanayi var, birinci sanayi sitesi var, kentsel dönüşüme girdi biliyorsunuz. Hı hı. Efendim ikinci küçük sanayi sitemiz var. Bu alanlar artık şehrin içinde kaldı. Dolayısıyla burada Melet Havzası'na yani Garaağaç'a kadar, Çatalgaya Köprüsü'nün olduğu yere kadar yani ikinci organize sanayi bölgesine kadar bu alanı sağlı sollu sanayi alanı olarak ilan edersek buralarda bu küçük sanayilerimizi bu alanlara taşıyabiliriz. Mesela ne yapılması gerekir? Öncelikle bu Melet'in sağlı sollu dere tahkimatlarının Devlet Su İşleri tarafından ya da ilgili kurum tarafından bitirilmesi gerekir. Onun altyapısının ikinci organize sanayiye kadar doğalgazı götürmemiz lazım. Elektrik, su, kanalizasyon, altyapı yatırımlarını Büyükşehir Belediye'mizin yapması lazım. Yine yolun çift şerit şekilde birinci sınıf asfalt, kolay ulaşılabilir şekilde yolun yapılması lazım. Hem ikinci organize sanayimizin gelişmesi, geçen Sayın Bakanımız da geldi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi ilçe programları olduğu için görüşme fırsatı yakalayamadık. Biz Ünye bölgesinde olduğumuz için Sayın Bakanımız da hızlı bir şekilde programa uymadı. Geldi gitti. Biz mecliste de kendisini ziyaret etmiştik Mustafa Barank Bakanımızın. Yani bu manada destekler de olacaktır organize sanayinin canlandırılması adına. Ama ben özellikle bu 1/5 binlik filanda ne eksik derseniz bana bu şehirde efendim bir konut gelişim alanının olması lazım. Şehri hangi tarafa büyüteceğiz bunların olması lazım. Sanayi alanlarını tespit etmemiz lazım. Turizm bölgelerini tespit etmemiz lazım. Ben yine birinci ağızdan ilettiğim şeylerden, projelerden birisi de Büyükşehir Belediye'mizin Melet Havzası'nda, efendim Melet'in denize döküldüğü yerde bu organize sanayiye yapılan köprünün olduğu yere kadar orada güzel de bir kıl çadır yapmış Büyükşehir Belediye Başkanlığımız. Allah razı olsun, emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Güzel olmuş. O alanda yaklaşık 180 dönümlük bir arazinin, Büyükşehir'e ait bir arazinin çıktığını söylemişti bir televizyonda Sayın Bakanımız. Burada ne olur? Üçer dönümlük, beşer dönümlük efendim turizmin geliştirilmesi adına otel alanları yapılabilir. İsmini de ben söylemiştim o zaman, koymuştum. Dedim ki oteller bölgesi dersiniz. Üçer dönümlük, beşer dönümlük bu parselleri çıkarsın. Açık artırmayla kim istiyorsa ona satarsınız. Efendim burada vatandaşlar buraya otelleri yaptığı zaman çok katlı değil, 6 kat ya da 8 katı geçmeyecek şekilde bunların konferans salonları yapılır. Yanına 2-3 tane çim saha yaparsınız. Futbol takımlarının burada konaklamaları sağlanır. Bu oteller bölgesi dediğimiz bu bölgeyi hızlı bir şekilde de efendim kestirmeden çevre yoluna bağlarsanız şehir içi trafiğini de bunaltmaz. Şehir içi trafiğini de rahatlatmış olursunuz diye söylemiştim. İnşallah hayata geçirilir. Mesela özellikle burada işte Rusumat, az önce birlikte pencereden baktık, gerçekten çok da güzel manzaranız var. Evet. Ben sosyal medyadan da arkadaşlara paylaştırdım resmi. Hemen bütün belediye başkanlarımızın değerli hizmetleri oldu ama yani burada bir özellikle Büyükşehir Belediye binamızın karşısında her gelen belediye başkanımız orada bir düzenleme yapma ihtiyacı hissetti. Ama Allah rahmet eylesin, burada rahmetle minnetle kendisine yad etmiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı yapmış Sayın Kazım Türkmen, mekanı cennet olsun, orada yapmıştı orayı. Artık burada kime sorsanız buradaki efendim çevre düzenlemesini Kazım Türkmen yaptı diye size söylüyor. Allah hayırlı uzun ömür versin. Fikret abi, Fikret Türk Yılmaz, Tayfun Gürsoy Parkı'nın olduğu mıntıkayı yaptı. Eğer burada yeni bir çevre düzenlemesi yapılacaksa, eğer burada Büyükşehir Belediye Başkanlığımız şehre bir hediye, armağan, eser bırakacaksa, buradan havaalanına kadar yani mevcut çevre düzenlemesinin, sahil düzenlemesinin havaalanına kadar yapılsa çok güzel olur. Sayın Bakanımıza da ben bunu iletmiştim. Orada mesela bisiklet yolları, yürüyüş yolları,
efendim, hatta bir raylı sistemle havaalanının olduğu yere kadar, bu nostaljik tramvayımızı oraya kadar raylı sistemle yolcu taşıyabilecek konuma da getirebiliriz demiş. Çünkü o da çok etkilenmişti. İnşallah hayatiyete geçirilir. Ama burada bunu yaparken de nedir? Biliyorsunuz Cumhuriyet Mahallemizde bir kıyı kenar çizgisi sorunu var. Evet. Bu sorunu da kısmi bir deniz dolgusuyla, ben de kendim deniz dolgusuna karşıyım. Yani bunun örnekleri Samsun'da, Trabzon'da vahşi doldurma şeklinde Giresun'da devam etti. Giresun'da da var aynı şekilde. Ordumuz bu manada bakir. İşte mağdur olanlar genelde Giresun, Trabzon. Evet. O bölgede çok fazla var. Aynen. İlçelerde de var. Biliyorsunuz 93 yılında, 94 yılında burada bir şey, evet, olmuştu. Yürümüş. Karadeniz sahil yolu geçerken biz sahilimizi bozdurmadık bu manada. Yani yürüyüşün ikisinde de vardım. Birinde, evet, çocuktum daha ama, evet, ikisinde de vardım. Doğrudur. Yani şimdi orada baktığınızda ben böyle aman aman büyük bir dolgu yapalım demiyorum ama Cumhuriyet Mahallesi'nde özellikle kıyı kenar çizgisinden ya da denizin karayı dövmesi neticesinde vatandaşın parsellerinin bir kısmı denizin içerisinde, bir kısım deniz karaya girmiş. Yani Destere Dişi gibi bir kıyı kenar çizgisi var orada. Yani orada birçok vatandaşımız bu manada mağdur. Bunu işte ilgili bakanlıklarla konuşup orada düz bir hat şeklinde kıyı kenar çizgisi düzenlenir. Ama onun öncesinde denizin karayı vurmasını engellemek için DELEHA'ya ciddi manada bir dalga kıran yaptırılabilir. Zaten büyükşehrimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımızın, değerli ağabeyimizin diyeyim, bir sözü var. Ne diyor? Marina yapacaktı. Ordu Sanayici İş Adamları Derneği'nin ben de başkan yardımcısıyım. Bir derneğimizi ziyaret ettiğinde orada biz de kendisine Mustafa abiyle birlikte bir gemi alacağı sözünü verdik ikimiz de. Dolayısıyla oraya marina yapılırken efendim o dalga kıranlar yapılırsa buradan düşünsenize şu sahil düzenlemesini efendim havaalanına kadar gittiğini. Hatta ben şunu da söylemiştim bir adım daha ileri giderek, dedim ki Sayın Bakanım, Ordu ve Giresun havaalanında birleşti. Yani iki ilin kaderi bir. İki tane büyük ilin arasında sıkıştırılmış iller bunlar. Biz eğer bu bölgeye yatırım alacaksak Ordu ve Giresun'un birlikte hareket etmesi lazım. Ben Bulancak'tan havaalanına kadar olan bu sahil düzenlemesinin de yapılırsa, yani siz turisti havalimanından getiriyorsunuz efendim, uçak aşağı iniş yaptığında oradaki manzarayı bir tahayyül edin Fatih Bey. Çok güzel, aynen, bir çevre düzenlemesi olur. Çok güzel bir yürüyüş alanı olur. Hem burada bunu yaparken neyin de önüne geçmiş oluyoruz? Deniz dolgusunun da önünü kapatmış, evet, oluyoruz bu sahil düzenlemesini bu manada yaparsak. Çok da güzel olur. Büyükşehrimizin imkanları var. Sayın Bakanımız da söylemişti o zaman. Ellerinde çok ciddi manada araç gereç yatırımı yaptı. Yani biz bir keresinde biz de beraber işte hizmete alma törenine gittik. 95 aracı, iş makinasını aynı anda hizmete almıştı. Büyükşehrimizin bu manada imkanları var. Bunlar yapılabilir. Bunlar efendim devlet eliyle altyapı yatırımları dediğimiz yatırımlar. Ondan sonra vatandaşa da efendim gidip orada dediğim gibi sanayi alanında gider alır. Mesela biz de ticaretin içerisindeyiz. Bu sanayi sitelerimiz Fatih Bey iyice sıkıştırdık. 75 metrekarelik, 100 metrekarelik Atasanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Ahmet abiyle de konuşuyoruz. Diğer efendim Akif abiyle de konuştuğumuzda artık dükkanların büyüyecek alanları kalmadı. Onun için mesela buradan birçok esnaf arkadaşımız Bulancak sanayisine araçlarını götürüyor. Bunun önünün açılması lazım. Yani şehirde baktığınızda yani 10 yılda bir şehrin dokusuyla bu kadar oynanılmaz işin açıkçası. Yani 3 defa revizyon imar planı yapıldı. Evet. Normalde biz bu işin içinde olduğumuz için söylüyorum. Yani bunu da bir hakkı teslim etmek adına. Yani revizyon imar planları bir şehirde 30 senede bir yapılır. Yani 25-30 senede bir yapılır. Bu manada zorunluluktan 3. imar planı yapılmış oldu. Tabii birçok sivil toplum kuruluşu, işte siyasi partiler bu yapılan imar planını da mahkemeye götüreceklerini söylüyorlar. Yani bu imar planını oturup bu planın paydaşları olarak, yani burada müteahhitlik yapan arkadaşlarımızdan tutun, Şehir Plancılar Odası, Mimarlar Odası, ilçe belediyesi, efendim il belediyesi, yani biz de bu işin içerisindeyiz. Mesela 300 metrekare arsaya işte 10 metre yol cephesinden çekeceksiniz, 5 metre arkadan çekeceksin, 3 metre yandan çekeceksin. Baba inşaat yapmayın, yer kalmadı, yapma. Yani bunun uygulanabilirliği, bazen sıkıntılar var. Bunlar kervan yolda düzülür. Bir şekilde bunlar karşılıklı konuşmayla, anlaşmayla olur. Ama bu planın tekrar bir daha mahkemeyle iptal ettirilmiş olması orduya yapılacak en büyük kötülük olur. Bunun örnekleri Türkiye'de farklı illerde var. Eğer böyle olursa tekrar bir daha bir yıl, bir buçuk yıl tekrar bir daha biz imar planıyla konuşuyor oluruz. Şehrimiz gelişmez.
Yani Altınordu burada Büyükşehir'in tam kalbidir, çekirdeğidir. Altınordu ismi verilmiştir. Bence merkez ilçe olarak kalsaydı daha iyiydi. Yani bugün atıyorum farklı ilçelerle de kıyaslanabilir bir durumda şu anda Altınordu'muz. Ama burada bir Büyükşehir'in kalbidir, merkezidir. İl merkezi gibi hizmet alması lazım. İl merkezi gibi planlanması lazım. İl merkezi gibi büyümesi lazım. Yani burada Altınordu Belediyesi, Sayın Belediye Başkanımızı burada Aşkın Tören kardeşimiz de çok ciddi manada emek veriyor bu şehri güzelleştirme adına. Yani konuştuk seçimler geldi. Yani bir yıl sonra biz milletvekilliği seçimi var. Fark etmiyor 9 ay sonra da şey var. Belediye seçimi var, yerel seçimler var. Ya efendim şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Fatih Bey az önce birinci bölümde de söyledim. Bizim vakit kaybetmeye zamanımız yok. Kaybedecek vaktimiz yok. Biz eğer bu milletler arası arenada bu memleketi, bu milleti eğer bir basamak yukarı taşıyacaksak, bu bir bayrak yarışıysa bizim jenerasyon çok koşacak. Evet. Onun için böyle engeller olmuyor. Yani bakıyoruz şimdi gittiğimizde farklı ilçelerde, il dışına falan gittiğimizde küçük ilçeler büyümüş. İnşaat yatırımları olmuş, gelişmiş, büyümüş. Biz bu şehri mesela geliştireceğiz. Ne diyoruz? Bu şehirde evet fındık vardır. Ondan sonra ne var? İnşaat sektörü var. Peki bu şehir ne olur? Üniversite şehri olur mu? Üniversitemizi geliştirebiliriz. Evet. Ama turizm şehri daha rahat olur. Doğa harikası mesela buraya il dışından misafirlerimiz geliyor. Sağ olsun Mersin milletvekilimiz geldi. Kastamonu'dan bir MYK üyemiz geldi. Yüksel Aydın Bey geldi. Efendim Ankara'dan Necmi Yıldırım geldi. İstanbul'dan Sinop'tan Davut Askırış geldi. Yani gittik Mesudiye güzergahına. İnanılmaz bir coğrafyamız var. Bu yeşilliğe yani dışarıdan gelen bizden daha fazla kıymetini biliyor. Onun için bu memleketin kadrini, kıymetini bilelim. Birbirimizi sevelim. Yani biz de ben de buradaki az önceki çağrım odur. Yani burada biz tabi Milliyetçi Ülkücü Camiye'ye çağrımızdır. Öncelikle efendim ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak. Yani dolaylı yoldan hiç kimseyi burada PKK ile HDP ile yan yana göstermiyoruz. Ama benim milliyetçi arkadaşım da, milliyetçi kardeşim de, Ülkücü Camiye'de bir gün bile hizmet etmiş olan kardeşim bile en az benim kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde hakkı vardır. Kimsenin kimseyi ötekileştirmeye hakkı yoktur. Ama şunu şuradan sormak isterim. Bugün nasıl ki 7 Haziran seçimlerinde CHP'nin, MHP'nin oyu tek başına iktidar olmaya yetiyor muydu? Yetmiyordu. Peki dışarıdan kim destekleyecekti Fatih Bey? Siz HDP. Söyleyin buyurun. HDP. HDP. Peki hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir ülkücü bu bühtana, bu zule evet diyebilir mi? Diyemez. O zaman tersten soralım. Yerel seçimleri kazandınız. Bugün şimdi milletvekilliği seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı. Peki şu anda diğer Millet İttifakı'nda 6 tane bu sağ parti baktığınızda, CHP'yi de dahil ediyorum, 6 tane parti. Diğer partinin ismini söylemeden tek başına efendim burada bir cumhurbaşkanı adayı çıkarıp da bu adayı seçimi kazandıracak güçleri var mı Fatih Bey? Yok. Değil mi? Kim destekleyecek bunu? Buyurun siz söyleyin. HDP destekleyecek. HDP destekleyecek. Peki benim milliyetçi ülkücü arkadaşım buna nasıl gönlü razı olabilir? Askerimi, polisimi şehit eden PKK'nın siyasi uzantısı ve bunlar açık açık da söylüyorlar ha. Yani kendi fikirlerini efendim Türkiye'yi bölmek istediklerini, Kürdistan'ı kuracaklarını efendim Engin Özkoç söylemişti CHP'nin grup başkan vekili. Türkiye'yi 25 eyalete böleceğiz. Yeraltı yerüstü zenginlikleri her eyaletin ayrı olacak. Anadolu Cumhuriyeti olacak. Efendim iki tane kurucu unsurdan bahsediyoruz. Kürt ve Türk halklarının kurduğu bir efendim devletten bahsediyoruz diye açık açık söylüyor. Biz diyoruz ki bak 1000 yıldır bizde husumetleri var. Kim? Sayın Genel Başkanımız diyor ki koynunda haç taşıyanlarla Hilal'in mücadelesidir bu diyor. Kim koynunda haç taşıyanlar? Papa'dır. Papa'nın Irak ziyaretinde arkadaki haritaya bak. Allah razı olsun orduyu bize bırakmışlar da Sivas'ı Mivas'ı almışlar. La kardeşim Sivas'ı bırak size bir tane çakıl taşı bile vermeyiz ya. Siz bizi tanımamışsınız. Böyle bir şey olur mu? Papa arka önünde fotoğraf çektirdiği harita sence sehven mi çekilmiştir, bilinçli olarak bir yerlere mesaj mıdır? Papa varsa. Peki burada bir de şunu söylüyorum. Vardır. Kıymetli hemşerilerim lütfen dikkat buyurun. Yani burada bizimki ütopya değildir, bizimki bir korku değildir. Türk kimseden korkmaz. Ama şunu bir dikkat buyurun. İstanbul'da 30 tane büyükşehir belediye başkanımız var.
Türkiye'de. İstanbul'da da bir tane büyükşehir belediye başkanımız var. Ortalık efendim yangın yerine dönmüş, gar yağmış, afet boyutunda gar yağmış. İngiliz büyükelçiyle görüşüyorsun. Peşinden Amerikan büyükelçiyle görüşüyorsun. Bugün statü olarak baktığınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler de Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Efendim İngiliz Büyükelçisi, Amerikan Büyükelçisi gelip İmamoğlu'yla görüşüyor da Mehmet Hilmi Güler'le niye görüşmüyor? Ya da senin İmamoğlu'nun akıllara zarar. Ya Papa'yla ne işin var kardeşim ya? Vatikan'la ne işin var senin? Bu soruyu kıymetli hemşerilerim kendilerine sorsunlar. Büyükşehir'in imkanlarını kullanarak, uçağını kullanarak, aracını, gerecini kullan. Ne var? Güneydoğu'da ben seçim gezisine çıktım. Hayırdır ya, sen Güneydoğu'da ne seçim gezisine çıktın? Sen Cumhurbaşkanı adayıysan görelim baba yiğitliğini, koy yüreğini ortaya. Ben adayım de. Öyle mi? Karadeniz turuna çıkıyorsun Büyükşehir'in imkanlarını kullanarak. Siyaset yapacaksan kendi imkanlarını kullanacaksın. Naci Şanlıtürk kendi imkanlarıyla ordunun dağısında, tepesinde siyaset yapıyor. Öyle mi? Yani niye Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etmez bu büyükelçiler ya da cesaretler olmaz da muhterem genel başkanımız Devlet Bahçeli'yi niye ziyaret etmezler? Ben söyleyeyim niye ziyaret etmezler. Bu Cumhur İttifakı kurulmadan önce Milliyetçi Hareket Partisi muhalefet partisi iken efendim kendisini ziyaret eden büyükelçiler başlıyor hükümeti eleştirmeye Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinde. Sayın genel başkanımız zile basıyor. Özel kalemi çağırıyor. Diyor ki arkadaşlara yolu gösterin. Hiçbir kimse Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetini eleştiremez. Ve onlara yolu gösteriyor. Onun için hiç kimse gelip de hükümeti Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinde eleştiremez. Ama bugün Biden'ın söylediğine bakın. 2018'de meşhur Bronson krizinde Trump çıktı, ne dedi? Ekonominizi yerle bir ederiz. Edemedin Trump. 4 defa 5 defa saldırdılar ama bizim ekonomimiz yine yerle bir olmadı. Yine bu millet direndi. Yine bu millet çalıştı. Bak az önce söyledim ihracat rakamlarını. Yine üretti. Allah'ın izniyle gene başaracağız. Yani Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylüyor. Allah nurunu tamam edecek. Sen ne taraftasın diyordu rahmetli Erbakan. Yani onun için bizim burada rahmetli başbuğumuzun dediği gibi biz hedefe kilitlendik. Sağımızda kim var, solumuzda kim var biz ona bakmıyoruz. Türkiye bu cendereleri kırdı. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi engelleyemeyecekler. Onun için ben buradan özellikle milliyetçi, ülkücü arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, Milliyetçi Hareket Partisi'yle yolunu ayırmış olanlara bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Bugün altılı masanın tek başına gücü bir cumhurbaşkanı adayı çıkarıp da cumhurbaşkanı yapmaya yetiyorsa amenna, bir sözümü geri alıyorum. Herkes diyor ki, herkes biliyor ki masanın altından ara ara da tehdit ediyorlar, biliyorsun değil mi? Yani terörist başı Duran Kalkan altılı masaya ayar veriyor. Ve benim burada milliyetçi, ülkücü arkadaşlarım da bunu yiyor. Doğru mu? Değil. Onun için burada bir cümle daha etmeme müsaade edin. Diyoruz ki biz, o zaman geliyorlar geçmişin yanlışları üzerinden, geçmişte şöyle oldu, geçmişte böyle oldu. Arkadaş, geçmişi karıştırma. Geçmişte yanlışlar olduğu zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözcüleri çıktı, aslanlar gibi geçmişin yanlışlarına yanlış dedi. Ama geçmişte yanlış yapıldı diye bugünkü doğruları geçmişin yanlışlarına heba edemeyiz. Nedir dedi, az önce söyledim. 27 yıldır biz haklıydık. O kara gece, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan kara gece 1992 yılı, Hocalı katliamı, 692 tane vatandaşımızı, efendim nedir? Çocuk, bebek, kadın, ayrım gözetmeden hepsini katlettiler. Efendim ahim kararları vardı, işte bilmem Minsk grubu vardı, bilmem ne vardı. 27 yıl önce de haklıydık, 27 yıl sonra da. Fatih Bey niye bize haklısın demediler, hakkı teslim etmediler? Güçlü değildin, o zaman alamıyordun. Ne oldu? Ya da Ermenistan niye Tovuz'a saldırdı? Bakıyorsun şimdi o Karabağ'ın şeyinde. Gene de biz saldırmadık ha. İlham Aliyev saldırmadı. Azerbaycan saldırmadı. Ne yaptılar? Niye Tovuz'a, Azerbaycan'ın Tovuz şehrine saldırdılar biliyor musunuz? Bakü, Tiflis, Ceyhan, Petrol, Boru hattı Tovuz'dan geçtiği için. Oradan yine bir enerji koridorunu Türkiye'ye gelecek bu hattı kestiği için. 2016 yılında doğal gazımızın %50'sini tek başına Rusya'dan alıyorduk.
Azerbaycan %1. 2020 yılına geldiğinizde Azerbaycan %35, Rusya %17. Bunun için oradaki petrol boru hattına saldırı düzenlediler. Ben burada kıymetli hemşerilerimin dikkatini bu noktaya çekiyorum. Onun için burada biz diyoruz ki arkadaş, Cumhur İttifakı ile birlikte burada Türkiye yol aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kalıcı hale getirelim, gelin. Yani burada geçmişe baktın. Ya 72 yılda 1946'dan 2018 yılına kadar 9 Temmuz 2018'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. 65 tane hükümet kurmuşuz kıymetli hemşeriler. Yani bu 65 hükümetin 51'i efendim azınlık hükümeti, geçici hükümet. Sadece 1 yıl 10 gün ortalama süreleri, 25 gün olan da var da 1 yıl 10 gün. En uzun süren koalisyon hükümeti de 57. hükümet. Rahmetli Ecevit'le muhterem genel başkanımızın ortaklığında 3,5 yıl süren 57. hükümettir. Evet. Bak 7 Haziran seçimlerine bakın. Aslında 57. hükümet de şunu hep akla geliyor. AK Parti'nin iktidara gelmeden önceki hükümet. O dönemdeki Kemal Derviş'le başlayan ekonomik bir paket hazırlanmıştı. Sonra AK Parti'den sonra da birkaç yıl devam etti. Aslında o süreçteki ekonomik yapılan işler de faydasını sonrasında gösterdi. Ama bir yere kadar, sonra AK Parti'nin kendi yine iyi döneminde özellikle ekonomik anlamda daha iyi noktaya geldi. O 57. hükümetin yıkılma sebebi tabii ki Kemal Derviş'in gelmiş olması, işte orada 2001 krizinden sonra alınan kararlar önemlidir. Ama orada ne oldu? Rahmetli Ecevit'i efendim hastalığı bahane edilerek, kendi milletvekillerinin partisinin ikiye bölünerek üçlü troika dedikleri İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ve Kemal Derviş'in başını çektiği efendim bir yeni parti miydi? Bir parti vardı işte onların kurduğu üçlü troika. Orada ne oluyordu? Sayın Genel Başkanımız dedi ki millet iradesi Bülent Ecevit üzerinde tecelli etmiş olmasına rağmen efendim içeriden yıkılarak ne oldu? Efendim İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ve Kemal Derviş'in başını çektiği üçlüye teslim edilmek istenmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız da dedi ki 3 Kasım 2002'de yani emanetin asıl sahibi kimdir? Millettir. Millete teslim edildi ve millet iradesi AK Parti'yi tek başına iktidara getirmişti o dönem. Yani burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi? 7 Haziran'a bakın. AK Parti yanılmıyorsam %42 oy almıştı. %40'ın üzerinde oy almasına rağmen Fatih Bey çoğunluğu sağlayamadı. Parlamenter sistemin cilvesi gereği ortada bir kaos oluştu. Bu kaosu dağıtan yine dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli oldu. Onun için biz diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Allah'ın izniyle bu seçimde kalıcı hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı da Genel Başkanımız açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah izin verirse daha yüksek bir oyla seçip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünü açmış olacağız inşallah. Zaten hedeflerimiz de bunlardır. Yani az önce söyledik işte bu parlamenter sistem baktığınızda tartışmalarına girdiğimizde ne oluyor? Ya Cumhurbaşkanı seçilemedi 12 Eylül darbesinin öncesinde. 124 defa yani Mart ayından Eylül'e kadar 124 defa Cumhurbaşkanı seçmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturum düzenlendi. Sonuç çıkmadı. Ve 12 Eylül darbesinin gerekçelerine baktığınızda Cumhurbaşkanı seçilememiş olmasını onlar da darbenin gerekçesi olarak kullandı Fatih Bey. Onun için burada ne diyor? %50+1 mutlak irade diyor, ortaya koyacak. Ve bugün Madrid'de işte masaya oturduğunuzda aslanlar gibi ne diyor? Efendim önceden parlamenter sistemde seçime gitmeden önce şey yapın, hatırlayın ne demişti Biden? Senin arkanda şey yok Trump, senin arkanda millet iradesi yok demişti Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ama şimdi ne oldu? Başkanlık sistemine geçtik. %50+1 ile mutlak iradeyi ortaya koymuş olduk. Allah izin verirse ülkemizin önü açık, hem ekonomik anlamda açık hem siyasi anlamda açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2018 yılında nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından dünyaya deklare ettiği gibi Türkiye'nin haklarından vazgeçmesini hiç kimse beklemesin dedi. Yani dünyada yeni bir paylaşımın olduğu son günlerde Türkiye'nin haklarından vazgeçmesini kimse beklemesin dedi. Türkiye haklarından vazgeçmiyor. Türkiye haklarını koruyor. Allah izin verirse de korumaya devam edecek.
Şimdi gelen çok fazla mesaj var. Onların bazılarına göz attım ama birkaç tanesini okuyalım. Yani buyurun. Süremizi de ikinci defa sıfırladık. Hemen oraya sıkıştıralım. Allah'ın izniyle sizi ordumuzun vekili olarak Ankara'da görmek istiyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun demiş Ali Şahin. Yine bu mesaja benzer çok fazla mesaj var. Şimdi ben tane tane hepsine yer vermek istemiyorum ama çok ciddi bu anlamda bir niyet var. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim ülkücü terbiyede şudur. Görev istenmez, görev verilir. Biliyorsunuz ben geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı yaptım Ordu'da. Evet. İl Başkanlığı yaptım. Daha sonra biz ayrıldık. Ayrıldık derken yani kongreyi kaybettik. Bir başka arkadaşımız görev aldı. 2012'de yine il başkanlığına aday olduk. Yine bir başka arkadaşımız il başkanı oldu. 2007 Haziran 2015'te milletvekili aday olarak dosyamızı genel merkeze verdik. 1 Kasım'da gene aynı şekilde. 24 Haziran 2018'de yine milletvekili aday dosyamızı genel merkeze verdik. 2020 yılında da bir görevlendirmeyle tekrar iş başına geldik. Yani bizde görev istenmez, görev verilir. Görev verildi. Şu anda ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ordu İl Başkanıyım. Yani bu görev tanımım içerisinde Ordu'nun bütün ilçeleri benden sorumlu. Dolayısıyla ben burada önümde bir tane milletvekili yok. Bir tane MYK üyesi yok. Dolayısıyla yük bizim omuzumuzda. Ben burada kıymetli hemşerilerimin bu teveccühlerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu değerlendirmeyi yapacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizdir. Muhterem Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'dir. Yarın takdir buyururlar, bizim milletvekilliği sıralamasına koyarlar. Gideriz yine aynı şekilde aslanlar gibi çalışmamızı devam ederiz. Takdir-i ilahi nasıl tecelli ederse ona boynumuzu bükeriz. Ama şu andaki benim bütün dikkatim, bütün konsantrasyonum Milliyetçi Hareket'i, Cumhur İttifakı'nı 24 Haziran 2018'den bir basamak yukarı nasıl taşırım? İlçelerde bakıyoruz, az önce söyledim. İşte küstüm, darıldım, oynamıyorum. Kime kızdın? İlçe başkanına kızdım. Kime kızdın? Belediye başkanına kızdım. Cumhur İttifakı anlamında da böyle. AK Parti'nin belediye başkanına kızdım. AK Parti'nin ilçe başkanına kızdım. Geçen enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela geziyoruz, bir ilçemizdeyiz. Vatandaşımız haklı olarak dedi ki işte AK Parti'de siyaset yaptım, kurucu işte ilçe yöneticisiydim, şunu yaptım, bunu yaptım. Gerçekten de geçmişi, CV'si dolu bir arkadaşımız. İşte biz aranmıyoruz, sormuyoruz, işte siyaset yapmadık falan. Anlattı, dedim ki yani siyaset yapacak değerli bir de ailenin evladı. İşte etrafı da iyi, birkaç tane de muhtar arkadaşımız var. Kardeşim siyaset mi yapacaksın? Ha AK Parti, ha Milliyetçi Hareket Partisi, buyur gel bizle yap. Bir şaşırdı, mutlu da oldu. Yani bizim ayrımız gayrımız yok. Biz burada açık açık söylüyoruz arkadaşlar. Birileri işte fitne çıkarmak için konuşuyor. Diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi 2018'de yapılan 24 Haziran'da yapılan seçimlerde en çok oyu AK Parti'den aldı. Öyle mi? Bizim derdimiz Cumhur İttifakı içerisinde bu oy Cumhur İttifakı'nın dışına taşmasın, bize yetiyor. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi bir milletvekili noksan çıkarmış. AK Parti 3 milletvekili fazla çıkarmış. Ben buradan AK Partili kardeşlerime de sesleniyorum. Hiç kimse fitneye meydan vermesin. Bizim dinimizde de fitnenin şeyi bellidir. Katli vaciptir. Yani böyle bir fitnecilere meydan vermeyin. Bizim için eğer siz kardeşim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kalıcı hale getiremedin. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmadıktan sonra sen Milliyetçi Hareket Partisi Ordu'dan 6 tane milletvekilliğini alsan olur. AK Parti 6-0 yapsan olur. Hiç kimse bu oyuna gelmesin, biz de bu oyuna gelmiyoruz. Onun için diyoruz ki gittiğimiz her yerde, Allah razı olsun. Benim Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı koltuğuna oturduğumda ilk verdiğim mesaj şudur Fatih Bey. Dedim ki önce ben Milliyetçi Hareket Partilileri tek çatı altında toplayacağım. Ülkücüleri Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplayacağım. Cumhur İttifakı anlamında da birlik bütünlük görüntüsü vereceğiz. Kimle? AK Parti il başkanımız, değerli bir il başkanımız var. Yaşça da benden büyük, değerli bir ağabeyimiz var. Vicdanına güvendiğimiz, dürüst, namuslu, ahlaklı, gücü yettiğince de her yere giden, çalışan bir abimiz, büyüğümüz. Hep beraber el birliği içerisinde çalışıyoruz. AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı anlamında birlik görüntüsü vermek. Yetti mi? Hayır, yetmez. Ne diyoruz? Ordululuk bilinci içerisinde muhalefetle de işbirliği yapacağız. Muhalefetle de birlikte olacağız. Yerelde orduya hizmet getirilmesi anlamında yapılmayanı muhalefet partisi çıkacak açık açık takır takır söyleyecek. Biz de iktidar anlamında, Cumhur İttifakı anlamında bu talepleri alacağız. Genel merkezlerimize götüreceğiz, hükümetimize götüreceğiz.
çözüm noktasında destek çıkacağız. Nedir bu? İş fındık fiyatlarıdır. Yarın bak havaalanı yapıldı. Geçmişte biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalefet olduğu dönemlerde ben Merkez İlçe Başkanlığı yaptım. İl Başkanlığı yaptım. Eğer orduya havaalanı yapılmışsa, üniversite kurulmuşsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin o dönem siyaset yapan arkadaşlarımın hepsinin emeği vardır, değil mi? Biz çıktık eleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı, dedi ki Giresunlular Trabzon'a, ordulular Samsun'a. Ama Allah razı olsun sonra baktı ki bizim o serzenişlerimizden ordulular bir havaalanını o Giresun'la birlikte hak ediyor. Havaalanını yaptırdık. E şu anda siz sormadan ben söyleyeyim. Havaalanında yeterli uçuş sayımız var mı Fatih Bey? Yok. Yok. Bunu biz zaten yok, ben bunu ben Cumhur İttifakı'nın il başkanı olarak söylüyorum. Yok kardeşim. Ne yapmamız lazım? Eğer komşu ilimizde Trabzon Van seferleri başlamışsa arkadaş, bizim de orada İstanbul seferleri olması lazım. Ben de gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Ben de gurbette kaldım. Hatta buradan Münih'e, buradan Salzburg'a direkt uçuşların olması lazım. Kıbrıs'a uçuşların olması lazım. İzmir'e uçuşların olması lazım. Efendim biz bunu Cumhur İttifakı olarak yapamıyorsak, işte muhalefetle dediğim gibi işbirliği içerisinde orduya hizmet alma noktasında hepimiz el birliği yapacağız, güç birliği yapacağız. Ordumuzu daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz. Efendim bugün ordudakiler çalışmıyor. Abi çalışıyor, niye, kim dedi çalışmıyor ki? Bak söylüyoruz, diyoruz ki Sayın Valimiz başta olmak kaydıyla, efendim Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız, herkes gücü yettiğince abilik yapıyor, büyüklük yapıyor. Merkez için söylüyorum, Aşkın Tören Belediye Başkanımız, Altınordu Belediye Başkanımız. İlçelerimize gittik, Allah razı olsun. Bak Akkuş'ta, geçen akşam buradaydı herhalde, İsa Bey de buradaydı. Çok güzel toplantılar yaptık. Mesudiye'de ordunun en uç ilçeleri bunlar. Orada çok güzel toplantılar yaptık. Çaybaşı harika. Yeni bir hükümet binası yapılıyor. Evet. Orada dereler. Çamaş'ta mesela büyükşehrimizin gerçekten şu anda sel ayları. O selleri engellemek adına çok ciddi manada OSKİ'nin yatırımları var. Büyükşehir Belediye'mizin yatırımları var. Her belediyemiz Kumru'da, Korgan'da, Fatsa'da, Ünye'de beton santralleri kurdu belediyeler. Konkursor tesisleri kurdu. Yani 250 bin metreküp'e yakın sadece Altınordu Belediyesi beton yol dökmüş Fatih Bey. Yani bunlar yaslanamaz hizmetler. Az önce mesela söylüyoruz işte şeyde Türkiye'de terörle mücadeleye harcadığımız parayı, bunu mesela söylüyoruz. 2 trilyon 256 milyar 100 milyon dolardır. 2021'in 6. ayı yok. Son 6 ayı yok bu işin içerisinde. 8150 vatan evladımızı şehit vermişiz. 6150 sivil vatandaşımızı kaybetmişiz. 36500 yaralımız var. Biz diyoruz ya Türkiye kuşatma içinde hilalle haçın mücadelesidir diye. Ramazan ayında öldürülen teröristlere bakın. 8 tanesi Ermeni vatandaşı çıkıyor. Üzerinden 7 tanesinin Amerikan pasaportu çıkıyor. 5 tane efendim Fransız vatandaşı var. 3 İngiliz, 2 tane Alman vatandaşı var. Biz diyoruz ya Türkiye küresel bir çete tarafından kuşatma altına alınmaya çalışıyor. Allah'ın izniyle Türk'ün iradesi bunu kırıp geçecek. Ve eziyoruz. 150'nin altına düştü değil mi terörist sayısı? Bugün eğer Pençe Kilit, Eren operasyonlarına bakın. Teknolojik gelişmeleri kullanıyoruz. Kale kollarımız var. Sınıra duvar ördük. Yani bunlar hiçbir şey yapılmıyormuş gibi muhalefetin söylemleri çok doğru değil. Allah'ın izniyle bak altyapı yatırımlarını söylüyoruz. Geçen Ulaştırma Haberleşme Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu açıkladı. 20 yılda ulaştırma altyapıya Fatih Bey 1 trilyon 168 milyar dolar harcamışız. PKK'ya ne kadar harcamışın? 2 trilyon 250, iki katı. 84 bin saldırı olmuş kıymetli hemşehrilerim ülkemize. 84 bin 38 yılda. Ya resmen savaş yapmışız. Ve bu savaştan Türkiye yüzünün akıyla çıktı. Bir kazanımımız nedir? Savunma sanayimizi güçlendirdik. İkinci kazanımımız nedir? En muharip ordu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Her an antrenmanını yapmış, eğitimlerini almış, teknolojik gelişmeleri kullanan, yani uzaktan atara oynar gibi efendim, 3 kilometreden sızma girişiminde, sınırdan sızma girişiminde bulunan teröristi avlayacak boyutta. Bak geçen SİHA'larımız kalktı, 21 tane teröristi imha etti. Değil mi? Bu altyapı yatırımları Fatih Bey ciddi manada yapıldı. Türkiye'nin daha bu altyapı yatırımlarını yapacak ihtiyacı yok. Üçüncü havalimanı yapılacaktı, yapıldı. Üçüncü köprü yapılacaktı, yapıldı. Çanakkale Köprüsü yapılacaktı, yapıldı. Osman Gazi yapılacaktı, yapıldı. Nefise Akçelik Tüneli yapılacaktı, yapıldı. Ordu'ya havalanı yapılacaktı, yapıldı. 5 tane daha havalanı yapmayacağız. Artvin Rize'ye yapılacaktı, yapıldı.
Yani bu altyapı yatırımlarına trilyonlarca dolar para yatırım yaptık değil mi? Bak ne diyoruz? 1 trilyon 168 milyar dolar diyoruz. 5. 6. uydu efendim haberleşme ile ilgili uzaya yerleştirilmiş. İnşallah kendi uydumuzu kendimiz yapacak boyuttayız. Bugün savunma sanayide hedef 10 bin tane makine mühendisi çalıştıracak boyuta gelmişsin. Efendim kendi uçağımız bak geçen ne yaptı? Tekirdağ'dan kalktı. İnsansız hava aracımız nereye? Bakü'ye iniş yaptı. Ya bundan mutlu ol. Bunlar güzel şeyler. Kendi muharip, milli muharip uçağımızı yapacağız. Milli piyade tüfeğimiz yapıldı. Yani Türkiye savunma sanayinde şu anda yerlilik ve millilik %80'e ulaşmış. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Kıbrıs'a sen harekat yaparken Allah mekanını cennet etsin, nur içinde yatırsın. Kaddafi'nin verdiği uçak lastikleriyle Kıbrıs'a harekat yaptın. Onun verdiği uçak benziniyle Kıbrıs'a harekat yaptın. Aselsan yoktu. Kendi uçaklarımız gitti. Kocatepe zırhlımızı, Kocatepe gemimizi kendimiz batırdık. Kaç tane vatan evladı kendi elimizle kendi askerimizi vurduk. Bu bir zuldür. Ama o zaman yeterli değildik. Yeterli donanımımız yoktu. Ama şimdi nedir? Gerçekten yeterli donanımımız var. Bu manada ülke savunmasında çok ciddi manada emek veriyoruz. Bak geçen mesela Milli Savunma Bakanımız çıktı. Yunanistan Genelkurmay Bakanı'na, Genelkurmay Başkanı'na, Savunma Bakanı'na ne yaptı? Takır takır yüzüne karşı, arkadaş ciddiyiz dedi. Bak bizle şaka olmaz. 23 tane buradaki adayı silahlı hızlandıracaktınız. Lozan'da bu böyleydi. Geldiniz burnumuzun dibine silahları koyuyorsunuz. Kime güveniyorlar? Fransa ve Amerika'ya. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye hiç kimseye çıkarlarını bozdurmaz. Dolayısıyla kendi haklarımızı koruyoruz. Onun için burada diyoruz ki ülke içerisinde de bizi yönetenlere, bizi şu an kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak. Bak bugün ben gurur duydum. Madrid'de aslanlar gibi masaya oturdu. Türk milletinin tamamının gücünü arkasına alarak oturdu ve istediğini de almıştır. Ya bundan gurur duy. Vay efendim belediye meclis üyesi olamamış. Olmayı ver kardeşim. Çok mu önemli yani? İl yönetimini almamış, ilçe yönetimini almamış. AK Parti almadıysa ben söylüyorum, ben alacağım kardeşim, gel. Ne kadar siyaset yapmak isteyen arkadaş varsa buyursun gelsin Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Birlikte büyüyelim, birlikte ülke kazansın. Onun için burada diyorum ki kıymetli hemşerilerim, moral bozmaya gerek yok. Bu bir geçici süreçtir. Bu süreci de biz layıkıyla. Hatırlayın Milliyetçi Hareket Partisi de o zaman efendim muhalefetteydi. 2008 krizi teğet geçecek dedi başbakanımız, o zaman şimdiki cumhurbaşkanımız, teğet geçti. 2011'de aynı şekilde öyle oldu. 2018 Bronson krizinden sonra 4 defa 5 defa ekonomik saldırılar oldu. Öyle mi? Hepsinden yüzümüzün akıyla çıktık. Bundan şimdi daha güçlüyüz. Onun için borçluluğumuz falan yok. Bak en son 25 milyar dolar dış borç ödememizi Nisan ayında ödedik Fatih Bey. Yılbaşına kadar Türkiye'nin daha dış borç ödemesi yok. Dolayısıyla buradaki gelecek bütçeden gelecek gelirlerimizi, şimdi hasat zamanı da geliyor, tamamını ne yapacağız? Bölüşeceğiz. Halkımızın diğer kesimlerine, vatandaşlarımızın her kesimine eşit oranda, hak ettiği boyutta efendim dağıtacağız. Ben şahsen açık söyleyeyim, ben karşıyım ama 6 milyon 300 bin kişiyi EYT'den emekli edeceğiz. 40 yaşında, 45 yaşında. E daha ne istiyorsun? Ben de etkiliyor. Mesela ben de karşıyım açıkçası. Ya bak şimdi yok, sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi söz vermiş. Seçim beyannamesini almış 2018'de. AK Parti almış. Bu verilecek mi? Verilecek. 3600 ek gösterge. E tamam, bütün memurlarımıza veriliyor. Daha ne istiyorsun? Sağlık çalışanlarımıza mesela döner sermayeden, işte geçen milletvekilimiz de söyledi. Döner sermayeden ben para alamıyorum diye ilçelere doktor gönderilemiyordu değil mi? Adam diyordu ki ya Ordu'daki devlet hastanesinin döner sermayesi daha fazla. Merkezde olması hasebiyle. Ben döner sermayeden destek alamıyorum. Dolayısıyla ilçeye niye gideyim diyordu. E şimdi ne oldu? Genel bir havuz yapıldı. Yani ilçedeki de aynı parayı alacak. Merkezdeki de aynı şeyde sen söyle. Aynı belli oranda işte onların kendi içindeki kriterlerine göre döner sermayeden parası ne olacak? Almış olacak. Ne oldu? Hakça bölüşme bir şekilde efendim sağlanmış olacak. Onun için herkes çalışıyor. Kimse zannetmesin ki efendim kimsenin bundan haberi yok. İşte genel merkezlere bunlar iletilmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kendi genel merkezinde oturuyor. Nasıl olsa 1000 odalı sarayımız var. Efendim külliye var. Recep Tayyip Erdoğan da öyleydi. Her akşam farklı bir odada yatıyordu da. Ya onun da yatacağı yer en son
boyu kadar olan bir mezara girecek. Böyle bir şey yok değerli hemşerilerim. Orada ben de gittim külliyeye gördüm. Orada Türk dünyası ile ilgili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili her odada, her yerde harıl harıl çalışılıyor. Yok bu yok, o odada duruyormuş, bu odada duruyormuş. Onun için bunlar hamaset, bunlar doğru şeyler değil. Onun için milli birliğimizi, bütünlüğümüzü tesis edelim. Biz de Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cep telefonumuz açık. Kim nerede bir küsmüş, darılmış, efendim morali bozulmuş arkadaşımız, vatandaşımız, hemşerimiz, dava arkadaşımız varsa Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak gideceğiz. Ve gidiyoruz da. Dolayısıyla milli birliği, bütünlüğü sağlama adına çalışacağız Fatih Bey. Şimdi süreyi, ikinci bölümü de evet, neredeyse tamamlamak üzereyiz. Maşallahınız var. Estağfurullah. Siz konuşurken bölmek istemedim ama eklemek istediğim birkaç bir şey daha vardı. Bir de Ay Yıldız projesi var. Evet. Ankara'da. Gerçekten ben de geçen inceleme fırsatı buldum. Özellikle silahlı kuvvetlerin ne kadar güçlü olduğunu. Yani ve o yapının içerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz şu an. Bilinmiyor. Doğru. Yani onun öncesinde ve, MİT binası yapıldı biliyorsunuz. Tabii onun yakınında evet, zaten. Evet. Dolayısıyla bu tabii çok ayrı. Yani Türk milleti bu anlamda her zaman zaten hem özgüveniyle, cesaretiyle gibi gücü vardır ama içine stratejiyi ve daha birçok şeyi de koyması gerekiyor. Bu da artık yavaş yavaş oluşuyor. Doğru. Burada özür diliyorum. Mesela orada araya gireyim. Şey diyor. Hani bugün diyorlar ya işte mülteci krizini sormadınız siz de mültecidir falan. Bizim ne işimiz var Irak'ta? Ne işimiz var Suriye'de? Ekonomi konuşuyorsun. Biz Irak'tan çıktığımız zaman petrolün varili düşecek mi? Sebze fiyatları Suriye'den çıkarsak düşecek mi? Ayasofya'yı kapattık diyelim. Maraş'ı kapattık diyelim tekrar. Doğalgaz aramayacağız diyelim. Fatih Bey, 1947 yılında Truman yardımları 95 milyon dolarla 5 tane uçak fabrikasını sana kapattırmış. 1902 yapımı kendi elindeki hurdaları sana Truman yardımları diye vermiş. Peşinden Marshall yardımları diye vermiş. Dünyadaki paylaşımdan sonra bu böyle olmuş. Onun için hiç kimse zannetmesin ki bugün Irak'a girdiler. Demokrasi mi var Irak'ta? Suriye'de demokrasi mi var? Afganistan'ı ne halde bıraktılar? Libya'nın durumu nedir? Onun için herkes elini başını iki elinin arasına alsın. Aklını başına devşirsin. Amerika açık açık söylüyoruz. 850 üssüyle 350 bin askeriyle dünyayı terörize ediyor. Ve hiçbir yere demokrasi falan götürdüğü yok. Arkadaş bugün sen sebzeyi, meyveyi dediğim gibi bulup yiyemezsin. Yemezsin, önemli değil. Ama vatan bir elden çıktı mı daha bir daha ele geçmez. 22 milyon kilometre kare topraktan 782 bin kilometre kare toprağa düşmüşsün. Yani ne demek bu? 120 yıl önce senin olan topraklardan muhalefet diyor ki ne işimiz var? Amerika'nın ne işi var kardeşim? Bir ona sorsana sen. Rusya'nın ne işi var kuzeyden gelmiş, Suriye'ye girmiş, racon kesiyor? Bak bugün mesela bakıyorsun Ünal Çeviköz'ün açıklamasına bak. S-400'leri alamayız. Almamalıyız, geri verme. Doğu Akdeniz'de Türkiye çizgiyi aştı. Efendim Libya'da haddini aştı. Bak Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına bak. Yani bunun Türk milletinin özüyle alakası ne Allah'ını seviyorsan? Sanki NATO'nun sözcüsü, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın sözcüsü gibi açıklamalar yapıyor. Bunlar bu milleti tanımıyor. Dolayısıyla bu milletin özünden, efendim kendi içinden çıkmış öz evlatları bir şekilde dediğiniz gibi bak Ay Yıldız projesi. Ne aldı Ay Yıldız projesi? İşte efendim orada bütün kuvvet komutanlıklarımızın, savunmamızın ana merkezi. Yani çok anlayacağınız tabirle teşbihte hata olmaz. Türkiye'nin Pentagon'u. Aynen. Öyle mi? Evet. Milli İstihbarat binamıza bak ya. Yeni bir devlet mahallesi kuruyoruz ya. Allah rızası için bir kere de deyin ki arkadaş güzel oluyor şu işte efendim ne gerek var? Şehir hastanelerine ne gerek var? Pandemi de gördün. Ordu da yoktu işte gördüm perişan olduk. Otoparkları efendim servise çevirdik değil mi? Hastane gecikti. Ordu siyasetinin beceriksizliğidir açık açık söyleyeyim. 2015'te yapılması lazımdı hastane. Şimdi 2023'e yetiştirilecek diye yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Onun için güzel işler yapıldı Türkiye'de. Güzel altyapı yatırımları yapıldı. Allah izin verirse bundan sonra da artık dediğim gibi Türkiye diğer savunma sanayine makyajlama, rütuş işleri var. Efendim geniş bir gelirlerimiz var bu manada. Allah izin verirse ben hep söylüyorum. Burada silahlar sustuğu zaman bu bölgede. Bu bölge diye kastettiğim neresi?
Afganistan'dan, Pakistan'dan dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. Batıya doğru ta Fas'a kadar bu bölgeyi Allah'ın izniyle biz imar edeceğiz. Bizim müteahhitlerimiz imar edecek. Bak bugün Ordulu firmalar da var, ismini zikretmeyeyim. Allah onlardan razı olsun. Ukrayna'da 12 tane şantiyeleri vardı. Donbas bölgesinde 2 tane, 3 tane şantiyeleri talan edildi. Ama hala orada. 3 milyar dolar, 5 milyar dolarlık ihaleler aldılar, yaptılar. Şu anda Ukrayna'yı gördünüz, harabeye döndü. Buralar imar edilecek mi? Edilecek. Kim edecek? Biz edeceğiz. 140 milyon ton çimento üretim kapasitemiz var. Tecrübeli şirketlerimiz var. Silahlar burada süslüğü zaman inşallah Türkiye, dediğim gibi, bölgesinin en güçlü ülkesi, bu bölgeleri biz imar edeceğiz. Yani yazık, günah bugün, yani Mescid-i Aksa'da kafasına daş yiyen kaldırıyor kafaya, Anadolu'ya bakıyor, Türkiye'ye bakıyor. Arakan'da hor görülen Müslüman, soykırıma uğrayan Müslüman, Doğu Türkistan'daki vatandaş gene efendim soydaşımız kafayı kaldırıyor, yine Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyor. Onun için içeride birkaç kişinin efendim moral bozucu ifadeleri halkımızın, hemşerilerimizin moralini bozmasın. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı var. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız var. Devlet Bahçeli var. Recep Tayyip Erdoğan var. Sorun varsa çözümü de bunlar var. İnşallah çözeceğiz diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Geçen programda bir iki ay önce yine yapmıştık herhalde. 2-3 ay oldu mu bilmiyorum. Oldu, yapmıştık. O zaman da yine çok hararetli birçok şeyi anlatmıştık ama bu programda ben de Allah Allah gidecektik yani. Estağfurullah. Ama çok önemli konulara değindik. Onun için çok fazla da araya girme fırsatımız olmadı. Gelen mesajların çoğuna da yine yer veremedik. Bir ikinci sayfa var. Oraya hiç bakmamıştım. Evet. Ben. Orada da birçok mesaj var. Kusurumuza da bakmayın. Yakın zamanda tekrar bir araya gelelim başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Belki süreyi aştık, sabrınızı zorladık. Yok. Ben burada kıymetli hemşerilerimize, ekranlara başında bizleri izleyen hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri evlerine misafir ettiler. Ben tekrar bizim cuma ve cumartesi yapılacak olan toplantılarımıza onları tekrar edeyim. Katılımcıları tekrar edeyim. Öyle müsaade ederseniz bağlayayım. Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Filiz Kılıç Hanımefendi'nin katılımıyla, ekip başı onun katılımıyla, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sayın Kadir Şekerci, Sayın Murat Kotra ve Sayın Afşin Birben'in eşlik edeceği 4 kişilik bir heyet geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak biz de katılacağız. İlçelerimizde efendim cuma gün sabah 9'da Aybastı'dan başlamak kaydıyla 11'de Kabataş'ta, 2'de Çamaş'ta, 5'te akşam 5'te İkizce'de, akşam 7'de de Ünye'de olacağız. Cumartesi sabah Allah izin verirse 10'da Çatalpınar'da, 12'de Korgan'da, saat 3'te Kumru'da, akşam 6'da da 18'de Fas'ta olacağız. Bizi bu toplantılarda yalnız bırakmasınlar. Katılımları için ben şimdiden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizleri sabırla dinledikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gündem programında Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlıurfa'yla birlikteydik. Aslında birçok şeyi konuştuk. Bir dahaki programda yine burada olacağız. Şimdilik hepinize iyi akşamlar. Bizim buralara kadar gelip kırsal bir kesimde bu çekimlerin gerçekleştirilmesi, seyirciler